Anlatacağımız bugün konu prefiletelik dönem. Şimdi bu konu hakkında biraz şöyle bir genel bir şey yapayım ben. Bilgi vereyim. Bu konu Türkiye'de pek üzerinde durulmayan bir konu. Biraz kulak arkası edilmiş bir konudur bu. Şöyleydi. Yani ben kendi notlarımı araştırdım. Kulcularla ilgili olan notlarımı araştırdım. Bu konuda koleksiyon yapan da çok bulamadım. Yani 5 kişi geçmiyor. Tamamıyla bu konuda ama. Bunun dışında şu var. Osmanlı posta tarihi yapılıyor. İşte bir pano ya da yarım pano bundan konuluyor. Bizim şeyimizden. O da şöyle bir mesaj vermek için. İşte bizim böyle bir dönemimiz de vardı. Ondan sonra modern döneme başladık gibi böyle bir şeyi var bunun. Şimdi yayın konusunda da yani bizim başvuracağımız yayın araştırma yani yapan insanların filan başvuracağı yayın sayısı da çok az. Makale şeylere bile baktım. Akademik çalışmalara baktım. Onlarda da az. Mesela öyle bir şey var. Şöyle söyleyeyim. 1990'lara kadar bizde çok fazla bu prefiletik dönem çok önemsenmemiş. Yani çok üzerinde durulmamış aslında. İsfira'nın kataloğunda var. Orada zaten ortaya çıktı. Birçok şey damgalar, şeyler. Orada gördük daha doğrusu yani şeyleri, yani tam liste hemen hemen orada var. O önemli. Onun dışında Orhan Brandt'ın şimdi anlatacağım bir makalesi var. 1959 yılında yazdığı, o önemli. Onun dışında daha da öncesine, yani ilk Puğculara gittiğimiz zaman 1897'de Leon Acemyan'ın kataloğunda adam 2-3 tane şey koymuş, prefiletik dönem ama işte o da öyle üstün körü geçiyor. Yani üstünde çok fazla durmuyor. Bir tek Mongeri'nin, Giulio Mongeri'nin bir kitapçığı var. 1932 yılında bastı. O da böyle ince bir kitapçık. O anlatıyor bu dönemi. Onun dışında çok fazla şeyimiz yoktu. Malumatımız yoktu. Yani şöyle söyleyeyim, akademik tarafa baktım ben. Akademik araştırmalarda Nesimi Yazıcı var. Burada makalesi var onun. Nesimi Yazıcı Hoca'nın bir 80'lerin başında yazdığı bir takım makaleler var. Onlar önemli. Tanju Demir'in yazdıkları önemlidir. Bir de PTT camiasından şey vardı. İki ciltlik. Onu da şimdi ismini şey yaptım. Onu da söylerim. Onlar önemlidir. Yani araştırma yapacaklar için böyle bir tavsiyede bulunayım ben. Geçelim. Şimdi bu konu şuradan başlayacağım. Yani bunu ben genel anlatacağım. Bu bizde çok şeyi yok aslında bunun ama. Şimdi mektup yazma alışkanlığı nereden geliyor? Biz çünkü bu konu pulun dışında bir konu bu. Bu biraz böyle haberleşme şeyine giriyor, tarihine giren bir konu bu. Bizim hani filateli dediğimiz o pul sonrası dönemden biraz da aslında ayrı bakmak lazım bu döneme. Çünkü bu dönemin tarihi çok eskiye gidiyor. Daha Romalılar, Antik Yunan'a kadar gidiyor bunun şeyi. Sümerlere kadar gidiyor ve yazının icadı olmasından ve medeniyetlerin kurulmasından itibaren başlıyor bu haberleşme. Haberleşme ihtiyacı başlıyor daha doğrusu. Ve dolayısıyla buradan şey yapıyoruz, geçelim. Şimdi şöyle bir şey var. Atladık mı biz? Bakayım. Yok, tamam, atlamamışız, tamam. Şimdi bizi ilgilendiren kısmı o antik dönem falan değil. Bizi ilgilendiren kısmı şu 15. yüzyıl ve sonrası bizi ilgilendiriyor. Bu prefiletilik dediğimiz dönem dünyada 15. yüzyıl ve sonrasından başlar. Ondan evveli bizi çok ilgilendirmiyor. Şimdi onun da sebebi şu. Ya yani bu şu önemli bir konudur. Aslında senin konuya giriyor bu olimpiyatları şeyi bu. Maratonun çıkışı bu aslında. Bu adamcağızın 280 kilometre koşmuş adam. Şimdi bununla ilgili de bunun ilham verdiği bir takım şeyler var. Ulaklar var, messenger'lar var. Onlar şimdi anlatacağım onları da işte bu şeyler. Bunlar yürüyerek bunlar at kullanmıyorlar. Yürüyerek mesajları oradan oraya götürüyorlar. Ama bunların çoğu devletin resmi şeylerini taşıyor. Resmi evrakını taşıyor. Özel pek taşımıyorlar. Özel taşıyanlar da var. Yani 3-5 kuruş para veriliyor. Onlar alıyorlar, götürüyorlar, getiriyorlar filan. Mesela şu
Japon. Bu Japonya'da. Bu Peik, bizim Türk. Bu Alman. Bu Nordik. Yukarısı bu İngiliz. Şimdi İngiltere'de bunun şeyi de var. Adam bunun belli bir kanununu falan koymuş. Yani futpost. Futpost diyor. Yani tabii onun belli bir kanunu var. Adam işte şuraya gideceksin, şurada duracaksın, şunu alacaksın, bunu alacaksın falan şeklinde. Ve bunlar mesaj taşıyorlar. Bir bak, bir tane gidelim. Şimdi bunlar da var. Burada da şöyle bir şey var. Bunlar resmi postacı aslında. Bizim bildiğimiz bugünkü kuryelere denk geliyor. Posta kuryeleri ya da postacılara denk gelen adamlar bunlar. Benim dikkatimi çeken şu oldu burada, ben bunu araştırırken bu konuyu. Ben şimdi bu konuyu ben 10 senedir falan araştırıyorum. Yani 10 senedir bir Osmanlı posta tarihi yapıyordum ben. Sonra o Osmanlı posta tarihinden preferiteli kısmı ayırdım. Sadece o konuyla ilgilenmeye başladım ben. Ondan ilgilenirken dünyadaki şeyine de bakmaya başladım. Hadi oradan da bir koleksiyon oldu bende. Hadi onu araştıralım, bunu araştıralım derken ilginç bir takım şeylere rastladık. Yani konu çok geniş. Yurt dışında çok fazla yayın var. Bizde pek yok o şeyler. Şöyle bir şey var mesela. Bir sopaya, böyle çatal şeklinde sopaya mesajı takıyor, götürüyor. Ben bunu, bu Japon. Bu sonradan canlandırılmış, stüdyoda çekilmiş 1890'larda. Bu 1500'lerde falan bir Messenger'ın şeyi bu, Japon. Dövmeler o dönemde de var mıymış? Var, bu var, var. Dövmeli, dövmesi zaten özelliği adam. Kalıcı kıyafet yok, yok, dövmesi adamın özelliği yok. Adamın özelliği. Bu Hollanda, pardon, bu Belçika, bu Hollanda, bu da Alman. Bunların hepsinin ortak özelliği şu. Bir çitan üzerine takıyorlar, mesajı gösteriyorlar. Amacı ne? Düşündüm ben. Amaç şu. Amaç şu. Bu mesajın diyor önceliği var diyor. Bu mesajı diyor ben diyor götürmek zorundayım. Beni engellersen diyor ölümdür bunun cezası. Bunun şeyi o. Felsefe o. Gösteriyor tabii. He. Yani ona dokunmuyorlar o yüzden. İmtiyaz sahibi oluyor. Tabii. Bunları yollarından şey yapamıyorlar. Yani yollarını falan kesemiyorlar bunları. Bunlar öyle bir özelliği var. Ama bunlar bizi ilgilendirmiyor. Neden? Çünkü bunlar resmi evrak taşıyorlar. Bizi ilgilendiriyor bir taraftan, şunu postanın temelini oluşturuyor bunlar. Yani iki türlü şeyimiz var bunlarla, bağlantımız var. Hem hani götürdüğü mesaj bizi ilgilendirmiyor ama adamın yaptığı iş aslında bugünkü postacılığın temelini oluşturuyor. Geçelim. Şimdi bu Peik. Peik konusu. Şimdi Peik, ben iki sene önce falan keşfettim Peik'i. Peik'ler, Peik diye böyle bir şey var. Yani Peik nedir, Peik filan diye. Biz Turan Bey'le de konuştuk. Şimdi bu adamların ilginç bir şeyleri var. Bunlar koşarak şey yaptılar. Yani evvelkiler de öyle, yürüyerek ve koşarak. Şimdi bunun da şeyini ben araştırdım. Niye peki yani yürüyerek, yani niye atla gitmiyor da şey. Atla gittiği zaman gece gidemiyor. Yürüyen adam gece de gidiyor. İstediği yerde yatıyor, istediği kadar koşuyor ve bunlar inanılmaz derecede koşuyorlar. Bunlar çocukluktan itibaren bunları alırlarmış, devşirme bunlar çoğu. Dalak şişmesine ve nefes almasına göre onu yetiştirirlermiş. Onları seçerlermiş ve onu yetiştirirlermiş. Bunlar ağızların içine böyle delikli bir şey koyuyorlar. Koşarken rahat nefes almasını sağlıyor bunlar. Bunlar genelde padişahın yanında duruyor. Mesela sefer sırasında falan buna mesajı verdikleri zaman koşarak gidiyor. Günde 40 kilometre falan koşuyor. 50 kilometre, 100 kilometre falan koşuyor bunlar. Öyle yani. Maratoncu. Tabii. Bunların şu baltalarına teber deniyor şunlara. Ve bunları yabancı seyyahlar çok ilgilerini çekmişler. Bunlar. Yabancı seyyahların. Hep bunları anlatıyorlar. Şeylerde. Ya diyorlar böyle adamlar var. Bunlar mesaj getiriyor. Koşuyor. Ve bunların şöyle bir özelliği de var yalnız, bunlar özel mesaj taşımıyorlar. Sadece devlet mesajı. Bunlara para filan versen hiç kesinlikle kabul etmiyor. Çünkü bunların öyle bir özelliği var. Yasak bunların. Özel hani kişilerin mesajlarını, tüccarların filan taşıması o yasak. Bir atlayalım. Zaten şöyle bir şey var. Kıyafetle de koşmaya uygun olmamakla beraber resmi kıyafet şöyle, belli. Kıyafet, yani o dönemde öyle kıyafet kim giyiyor hocam? Üzüm ve pestil taşıyor yanında. Bu enerji veriyor adama. Onu yiyor. Ve işte dediğim gibi dalak şişmesine, bilmem nesine karşı şeyi var, sürekli koşuyor bu.
Edirne'den buraya bir günde geliyor. Normalde atlı posta iki günde gelirmiş. Bu bir günde koşarak geliyor oraya. Gece de uyumadan koşuyor falan böyle yani. Şimdi burada bir şey var. Kuş uçuşu gibi. Ha, onun gibi bir şey. Şimdi burada bir kitap var. Şimdi bu ya ilginç bir kitap. Biz şeyden evet Aytun Çağatay'ın da önemli bir araştırmacıdır. Onun bu iki ay evvel falan aldık bu kitabı. Okurken çıktı ortaya kitapta. Şimdi bu kitap Kalkonides'in bir kitabı, tarihçi. Bu Aytun Çağatay'ın da bunu yurt dışında aramış, en sonunda bulmuş ve inanılmaz bir fiyata falan almış bu kitabı ve çevirmiş. Şimdi Kehanetler kitabı falan diyor, işte Türklerle ilgili kehanetler, işte Türk İmparatorluğu yıkılacak falan öyle bir şey var. Yani 1600'lerde falan adam ve Türklerle ilgili de şeyler var içinde, gravürler var. Türk insanı tanıtıyor, işte sokaktaki adam, bilmem ne asker, işte sucu, o bu filan. Arada Peyk de çıkmış. Fakat Peyk'i adam Peys diye yazmış. Altın Çağatay'ın da diyor ki, bu diyor uydurma bir sözcük diyor. Yani Peyk'in ne olduğunu bir şey yapmamış, üstüne durmamış. İşte o da böyle uzun bir şekilde açıklama yapmış. Yani burada Peyklerle ilgili bilgi var mesela şunun içinde. İşte bunlar anlatıyor adam, şöyledir, böyledir filan. İlgilerini çekmiş bu. Aynen şu şekilde koşan adamlar bunlar. Elindeki şu şey de işte o pestil şeyleri filan onlar. Geçelim. Ona da öyle bir şey olarak, yani ilginç geldi bana, bir şey de koydum. Şimdi biz bu mektuplar, bu preferatelik dönem nereden oluşuyor? Ne oluyor? Ya da işte hani bugün bildiğimiz anlamda mektup, posta daha doğrusu ne zaman oluşmaya başlıyor? İşte bu dönem oluşmaya başlıyor. 15. yüzyıl ve sonrası. Niye o zaman oluşuyor? Şundan oluşuyor. O zamana kadar pek bir şey yok ama 15. yüzyıl sonrasında keşifler, işte ne bileyim gidiyor Amerika'yı keşfediyor, öbürkü gidiyor uzak doğuya gidiyor, oradan işte koloniler oluşmaya başlıyor vesaire filan. Avrupa'da bir zenginlik başlıyor, bir zengin burjuva kısmı çıkıyor ortaya. İşte sanat vesaire filan, o bildiğimiz o dönemler filan başlıyor, o bu oluyor, bu oluyor filan. Arada yalnız bir de şey var, ticaret artıyor. Şimdi ticaret yükseldiği zaman da yazışma trafiği başlıyor bu sefer. Yani Londra'da oturan bir adam, işte Amsterdam'da oturan bir tüccarla yazışmak istiyor. Çünkü gemi oraya geliyor, oraya yük boşaltıyor, diyor ki bana şu kadar mal göndereceksin. Onu aldım, bunu verdim. İşte yok, Marsilya'da oturan Venedik'teki adamla haberleşmeye çalışıyor filan. Bu bizim bugün bildiğimiz anlamda postayı yaratmaya başlıyor. Yani ve o döneme ait resimler bunlar genellikle. Bunların çoğunda hep böyle bizim bu katlanır, bizim Bağdadi dediğimiz, şimdi onu anlatacağım. Mektupları hep görüyoruz şeylerde. Sürekli bir mektup yazışması var. Artı parasal şey de var. Yani finans şeyi de yükseliyor. İşte borsacılık vesaireyle işte faizle para alma ve onların şeyleri de yükseldiği için sürekli bir yazışma trafiği var ve dolayısıyla bizim şu anda gördüğümüz mektup, posta dediğimiz o kavram bu dönem başlıyor yavaş yavaş. Şimdi burada şu mektuplar o dönemin mektupları. Yani böyle katlanır, işte katlanır, iç içe geçiyor vesaire. Onun tekniği var, şimdi göstereceğim onu. Bizim folded letter dedikleri, işte katlanır, işte bizim Bağdadi mektup dediğimiz türde. Bunlar mektuplar. Şimdi bunun yapımı kolay. Çünkü adam yazıyor, katlayıp gönderiyor. Şimdi burada şöyle bir şey var. Bizim mektupların üzerinde, şimdi adres madres tamam, yani posta damgası yok ama. Adresler filan tamam, okey. Fakat bir takım işaretler koymaya başlıyor bunlar. Yani mesela İtalya'daki adamlar, işte tüccar loncaları kendilerine göre işaretleri var. Onları çiziyorlar mektubun üstünde ki onların mektubu olduğu anlaşılıyor. İşte kimisi var kendine özgü bir şey yaratıyor, onu çiziyor orada. Bir de şu Cito dediği bir şey çıkıyor ortaya. Bu Latince bir kelime. Cito denir, Cito denir, artık bilmiyorum nasıl okunursa, ama bu kelime
19. yüzyılın yarısına kadar kullanılıyor. Bu kadar uzun sürüyor yani. Böyle 300-400 sene falan kullanılmış bu. Bunun şeyi şu, anlamı şu. Şimdi bu nedir çito, çito nedir filan diye araştırdık, şu çıktı ortaya. Şimdi bu 1450'de Milano'dan gönderilmiş. Bu ilk mektup, hani şey yapılan, dünyada tespit edilen bu işaretin kullanıldığı ilk mektuplar bunlar. Bu ikisi. Bu Milano'dan gönderilmiş. Bu da Milano'dan aslında şey yapılmış. Şimdi burada çito çito yazmış. Şurada. Bakın. İki tane çito var. Burada da daha uzun bir şey yazmış. Onu da okuyacağım şimdi. Çito çito'nun anlamı şu. Bir çito, yani çito şey anlamına geliyor. Acele. Bunun acele gitmesi gerekiyor. Yani acil posta gibi yani. Öyle bir şey. Çito çito çok acele diyor. Üç tane çito yazarsanız inanılmaz acele olması lazım. Yani çok çok önceliği var yani. Her şeyde postada önceliği var gibi. Şimdi burada da farklı bir şey yazmış. Çito çito yazmış. Çok acele diyor. Volente dio noci demiş. Burada şey acele et diyor ve gece gündüz götürdü. Yani gece ve gündüz bunu mutlaka diyor götür ve şeyine teslim et alıcısına. Bu mektubun mesela bundan daha çok şeyi var. Önceliği var. Şimdi bu bizim bildiğimiz anlamda preferatelik dönemde bu bildiğimiz anlamda şeye geliyor. Bizim nasıl diyeyim? Mesela taahhütlü diyebilir miyiz? Diyebiliriz. APS olabilir. APS olabilir, ekspres posta olabilir filan. Ona denk geliyor işte bu. Yani acele posta servisi filan gibi öyle bir şey denk geliyor. Ama bu başka bir şey. Bu mektubun içine mi yazılıyor? Yok, dışına. Bu dışı. Ha, bu dışı. Adres bu. Bu adres. Bu kenarına yazıyorlar. Şu. Geçelim. Bakın burada da başka çitolar var. Şimdi burada gene 1542, bu da Verona'dan Venedik'teki Onlar Konseyi. Bu çok önemli bir konseydir bu. Oraya gönderilmiş bir mektup bu. Şimdi bunlar önemli mektuplar. Resmi özelliği de var. Tüccar mektubu da olabiliyor bunlar o dönem. Yani artık resmilikten biraz çıktık. Biraz normal şeye dönmeye başladık. Yani bildiğimiz postaya dönmeye başladık. Şimdi burada da ilginç şeyler var. Burada adres var. Bu da katlanmış mektup. Burada adres var. Burada bir takım işaretler var. Onları anlatacağım şimdi. Burada da çitolar var. Bakın 3 tane çito koymuş. Bir de büyük C harfi yazmış. Bu da çitissimo anlamına geliyor. Bu artık en hızlı demek. Yani en hızlısı. Yani gidebilecek en hızlı şekilde önceliği olan ama daha da acayip bir şu var. Burada 2 tane üzengi işareti var. Bir de ortada da dar ağacı var. Yetişmezsen asacaklar. Hayır şundan. Şimdi bu üzengilerin anlamı şu, iki defa at değiştirecek kurye. İki defa at değiştirecek, atları hazır tutun. Tutmazsanız idamı var bu işin. Yani bu mektubun acil olarak varması lazım yerine. Bu idam sehpası işareti bu anlama geliyor. Yani bunun önceliği olan. Yani bu mektubu herhangi bir şekilde adamın elinden aldığın takdirde mesela bunun cezası ölüm. İmajilerin temeli oradan geliyor. Tabii. Bu işaretler bunlar. Yani bu mesela 1516 gene Vicenza'dan. Yani bunlar aslında yakın yerler. Verona dediği yer işte buradan ne kadar? Gebze kadar filandır yani değil mi? Venedik arası. Yani burada da aynı şey var. Bakın burada 4 tane çitissimo var. Çok acele artık bunlar. Yani şey. Bu da mesela ilginç 1638'den kalma mektup. Bu da Almanya'da. Şimdi hep Verona, İtalya falan değil mi? Şimdi kafa karışmasın. Hep İtalya'da mı? Hayır. Bütün Avrupa'da kullanılıyor bu. Bu da Almanya'da bu. Bu Aachen yakınlarında bir yer burası. Burada da kullanmış mesela aynı şeyi. Bu çitolar gene kullanmış ve 1638'de kullanmış. Bunlar 18. yüzyılın başlarına kadar kullanılıyor bu çitolar. İlginç bir özelliği var bunların. Yani bize böyle saçma gelebiliyor. Ya çito yazıyorsun da yani. Ben ilk başta bunları şey zannettim. Tılsım zannettim. Ya dedim herhalde tılsım yazmış bunlara ki yani. Hani şeyle gitsin yerine. Tanrı'nın yardımıyla onlar da var şimdi burada. Hani gitsin yerine falan öyle değil. Bu resmi bir işaret bu. Herkesin kabul ettiği resmi bir işaret bu. Çito dedim mi tamam bitti. Yani o acele gitmesi gerekiyor mektubun. Onu anlıyor. Yani götürecek adam. Geçelim mi zaten? Peki pardon, bu resmi bir şey yani postacı, bu, yok. Adamı mı? Yok. Özel, bunlar özel. Halkın kendi arasında çıkarttığı bir şey bu. Resmi bir şey yok bunun.
Bu götüren adamı soruyor herhalde. Yani. Ha, götüren adam kurye. Sıradan bir adam. Sıradan bir adam. Para veriyorsunuz, götürüyor. Artık şey bitti. Resmi şeyimiz bitti. Yani resmi var, evrak var. Resmi götürdü ama para alıp da mesela tüccarların şeyleri, mesela tüccar mektuplarında da var bu çıtalar. Onlar da şey yapıyorlar, kullanıyorlar. Artık yani yavaş yavaş o resmilikten çıkmaya başladık. O normal tüccar mektuplarında da filan bu çıtalar gözüküyor. Orada da var. Acelesi var adamın. Mesela acil bir şey götürecek filan. O desenin bir anlamı var mı orada? Bunlar şey, şöyle söyleyeyim. Bunların anlamı, ya şimdi Venedik mektuplarında filan da vardır. Ondan anlatacağım. Bunların özel bir takım anlamları var. Ya gönderdiği makamı çok yüceltmek için yapıyor. Bir. İkincisi, şu tarz helezonik böyle bir takım şeyler yapıyor. Onun da anlamı şu. Ben sana bir mektup gönderdim. Bu mektup da onun içeriğiyle alakalı ikinci bir mektuptur anlamına geliyor. Ya böyle biraz karışık gelebilir ama o çok karışık değil ama. Yani şey olarak işaret, mektubun üstünde işaret veriliyor. Çok süslü olanlarda da böyle bir yüceltme şeyi var. Yani gönderdiği makamı yüceltme isteği var. Bu da subito. Subito diye bir şey var. Subito da aynı çito gibi. Fakat bunun anlamı da hemen. Çito hızlı anlamına geliyordu. Bu hemen, derhal. Çok aciliyeti var bunun anlamında. Bu da aynı şekilde. Aynı kullanım, aynı şey. İki tane subito oluyor. Üç tane oluyor. Dört tane yazabiliyor. Yani o derecesine göre değişiyor. Şartların belli olduğu bir ortamda aceleden daha hemen ne olabilir? Ya şimdi normal gönderiyor. Şimdi bak, normal adam şunu yazıyor mesela. Şunu yazıyor. Fiyat da artıyor ama. Şimdi hayır, biraz önce şey dedik ya, en hızlısı APS dedik. Ondan daha hızlı o dönemde buldularsa helal olsun. Biz kaybetmişiz o zaman. Ya şimdi şöyle bak, şöyle açıklayayım. Yok şöyle açıklayayım ben onu. Şimdi bunlara para veriyor adam göndermek için. Şimdi normal bir posta ücreti var. Bunun aldığı işte bir, atıyorum, 2 soldi, 1 soldi falan, bir İtalya'daysa işte öbür günde santim vesaire para alıyor, kuruş alıyor mesela, 2 kuruşa gönderiyor. Fakat burada mesela bak, burada 3 subito. 3 subito yapmış. Bunu da koyarken görmemişim. Burada resmi makama yazmış. Bak bu var ya, bu ibare çok saygıdeğer bilmem ne, yüce efendimiz bilmem filan anlamına gelen şeylerin kısaltılmışı bu şeyde, İtalyanca'da. Bu bir makama yazmış bunu Venedik'te. Dolayısıyla bu mektubun kaybolmaması lazım bir. Önceliğinin olması lazım iki. Hızlı gitmesi lazım üç. Çünkü hızlı adamın belki bir maruzatı var, bir şeyi var. Onu şey yapacak. Ya da bir parasal bir şeyi var adamın. Bunlar için ekstra bir ücret veriyor. Buna ekstra ücret de ödeniyor tabii. Yani o, çünkü önceliği var onun. Belki de adam bütün mektupları bir kenara koyacak, bunu götürecek sadece. Öyle bir durum çıkacak ortaya. Yani kurye, bu kurye ile alakalı bir şey bu. Yani çito. Tabii. O çok hızlı gitmesini istiyor. Yani çok diyor şeyi var. Buradan mukayese ettiğimizde bu daha anlamlı. O şöyle, mesela normal bir mesaj adam alıp da çantaya atıp iki günde götürüyorsa, çito o bir günde götürüyor. Tamam. Ya da subito'da, ya da 6-7 saat içinde götürüyor. Subito'da hemen ve derhal. Yani bunlar hepsi aynı anlama geliyor aslında. Aynı. Bu da kullanılmış, o da kullanılmış. Yani hangisi daha hızlı? Yani bir şey var mı öyle bir? Yani çito en çok kullanılan. Subito çok kullanılmıyor. Ya bu subito'nun şey anlamı da var yalnız. Biraz resmi ve öncelik. Önceliği olan, yani biraz daha diyor bana öncelik tanı filan tadında bir şey. Öbür gün de hızlı gitmesini istiyorum diyor yani. Sadece hızlı götür diyor bunları. Ve yani çok uzak mesafeleri 6-7 saatte alıyor adam. Öbür türlü. Orada adam bir de daracı filan çizilse o da iyice bitti zaten. O hepten hani abi oturalım şurada bir çay içelim filan, o da yok yani. Ya bir çay içseydik ya filan. Ya bir çay içiyor. Abi acelem var. Abi daracı var ya. Ya öyle bir durum var orada yani. Çünkü adam daracını çizmiş oraya. Üzengi var. İki tane diyor at değiştireceksin diyor. Hele bir at orada hazır olmasın. Aynı şey bizde de var. Şimdi menziller filan var bizde. Orada da var o. O atlar filan orada hele bir hazır olmasın. Yani adamı öldürürler. Çünkü şeyi var. Önceliği olan şeyler bunlar. Değiştirelim. Şimdi posta dedik.
Tabii 15. yüzyıldan sonra işte ona... Bir şey daha söyleyebilirim. Tabii. Kuzey ülkelerinde bilhassa Finlandiya'da şey var. Kuş tüyleri. Var. Da ben onlar onun, da aynı şey onun yani. Resmini unuttum buraya koymuştum. Yani. Var o kuş tüyü yapıştı buraya. Var fotoğrafı vardı, bilgisayar vardı. Ben şeyi unutmuşum sonra. Ben aklıma geldi buraya koymayı unuttum. O şey kuş tüyü yapıştırıyor mektuba. O kraliyet postası o dedin. 2-3. O kraliyet postası o da o anlama geliyor. Evet. Kuş tüyü yapıştırıyor. Bildiğin kuş tüyü. Bağdat'ı kapatıyor hem de şey yapıyor. Bu şöyle bu şu pullardan falan biliriz bunu. Bu aileyi. Bu Tassis ailesi aslında. Tassis, Törnen, Tassis diye bir aile bu. Bunlar girişimci bir aile. Biraz İtalyan şeyi var bunlarda. Asıllı bu. Biraz Alman asıllı. Biraz Avusturya'ya uzanıyor falan böyle. Geniş bir aile bu. Biraz da girişimci bir aile. Bunlar şeyden, bu 15. yüzyıldan sonra yavaş yavaş posta imtiyazları almaya başlıyorlar Avrupa'da. Yani diyor ki mesela Milano'dan diyor oraya kadar ben taşıyacağım diyor. İşte atıyorum Milano'dan Roma'ya kadar ben taşıyacağım diyor. İşte Münih'ten diyor bilmem nereye kadar ben taşıyacağım. Tamam diyorlar, buna imtiyaz veriyorlar. Bunlar posta arabası taşıyor. Aynı bu arabalar işte ondan arabalar. Posta arabasıyla bunlar postayı taşımaya başlıyorlar o dönem. Fakat öyle derken buna bütün Avrupa'yı böyle bayağı bir şey yapıyorlar. Yani ve bunların bildiğimiz anlamda postaya inanılmaz derecede şu ailenin katkısı oluyor. Yani posta taşımacılığı, yani düzenli seferler yapıyorlar bunlar. Arabalar düzenli karşılıklı çalışmaya başlıyor filan. Adam postaya veriyor, öbür gün işte hani bir hafta sonra eline geçiyor filan. Bu aile o açıdan önemli. Bu da aile arması bunların. Geçelim. Şimdi gelelim bize. Bizimki biraz şey. Şimdi bir Bağdadi mektup kavramımız var bizim. Şimdi bu Bağdadi mektup, Bağdadi için Bağdadi filan bazen diyorum ben Bağdadi mi o ne filan diyorlar ya Bağdadi ne ya filan diyor Bağdadi. Şimdi Bağdadi şu. Şimdi Bağdadi mektup diye bir şeyimiz yok aslında. Öyle bir mektup tipimiz yok. Onun çıkışı bu şuradan. Ali Nusret Pulhan bu Türk pulları kataloğunda bu prefiretelik dönemi yazarken başlangıç sayfasına şöyle bir ibare yazmış oraya. İşte o devirde ekseri hususi mektuplar için zarf kullanılmaz. Bağdadi denilen ince kağıtlar mektup yazdıktan sonra yazı iç tarafta kalmak üzere zarfa benzer müstatil bir şekilde yani dikdörtgen bir şekilde kapatılır ve üzerine adres yazılırdı. Zarfları umumiyette resmi makamlar kullanılır. Böyle bir bilgi var burada. Şimdi ben bunu ilk okuduğum zamanında dedim herhalde Bağdadi var. İsmi Bağdadi mektup. Yani öyle kaldı aklımda. Ben de bunları Bağdadi diyorum. Bütün mektuplar benim için yerli yabancı hepsi Bağdadi. Şimdi Bağdadi ama Bağdadi diye bir kağıt yok. İşin acayibi. Yani onu da araştırdım ben. Şimdi, ya Bağdadi diye bir ara ama benim... O cümleleri anlaşıldı. Ya işte hattat yani. Arkadaşlarım falan var. Onlara soruyorum. Diyorum oğlum Bağdadi var mı? Abi diyorlar var ama Abadi diye bir kağıt var. Ya Abadi nedir diyorum. O Pakistan'dan geliyormuş. O kağıt İslamabad'dan gelirmiş. O dedi hattatlar kullanıyor. O pahalı bir kağıt diyor. Abi onun mektup yazılmaz diyordu. Bu sefer öyle olunca... Bağdadi inşaatta varsın. Şimdi Bağdat'tan da kağıt geliyormuş. Şimdi ben dedim herhalde Bağdadi... Bağdadi'yi şu anlamda kullanmış olabilir. Geniş kağıt anlamında kullanmış olabilir. Bunun kağıt cinsleri de öbür tarafı çeviriyor yani şurası. Buraya da adresi yazıyor. Bütün damgalar vesaire buraya basılıyor. Şimdi bu tip mektuplardan, katlanır mektuplardan ben 38 çeşit katlama şeyi gördüm. 38 çeşit katlama usulü var bunlarda. Üçgen dahil. Diplomatik şeyler için, mektuplar için ayrı. Aşk mektupları için ayrı. Yani sevgililer mesela kendine göre bir katlama usulü falan geliyor. Öyle yani özel. Ondan sonra iş mektupları için ayrı. Faturayı katlıyor. Adam gönderecek mesela faturayı katlayıp gönderiyor. Aynı bu şekil. Kendi özel mektupları için ayrı. Total 38 tane bulabildim ben. Daha da fazla vardır bilmiyorum da. Bu en basiti. En basic bu. En basic katlama şeyi bu. Yani katlıyor gönderiyor. Şimdi bu niye böyle yapmışlar? Niye zarf yok? Gibi bir soru da gelebilir. Şimdi zarf olmamasının sebebi şu. Zarf pahalı. Zarf pahalı artı bir de ekstra bir şey koyuyorsunuz.
yani zarfın içine koyuyorsunuz, ekstra zarf için para veriyorsunuz vesaire. Bir de insanlar güvenmiyorlar. Yani mektubu koyuyor, yapıştırıyor, gönderiyor. Yani güvenmiyor. Hani diyorlar açılır bu. Açar adam mektubu alır. Şimdi bunu da açamıyor. Kilitliyor çünkü burada. Kağıdı birbirine sokuyor, kilitliyor. Bir de üstüne mühür koydu mu, ya da bunun içine soğuk damga basarlar. Ya da işte bu büyük firmaların falan ya da önemli birisi onun etiketleri olur. Soğuk etiketler, onları basarlar. Ondan da var, şimdi göstereceğim. Yani onu basar, mektubu kilitler. Mektup gideceği yere kadar açılamaz bir daha. Bir daha açılamıyor. Bu güvenli geliyor. 1880'lere kadar bunu böyle kullanmışlar. Yani benim takip edemediğim süre 1880'lere kadar bu yöntem kullanılmış. Zarf da kullanmış ama en güvenli metot bu. Herkes bunu kullanmış. Dünyanın her tarafında, yani bu sadece Avrupa'ya falan özgü değil. Dünyanın her tarafında, yani Güney Amerika'ya gitseniz gene aynı şekilde kullanıyor. İşte ne bileyim, İskandinav ülkelerine gitseniz gene aynı şekilde kullanıyor. Türkiye'ye gidiyorsun, Türkiye'de de aynı şekilde kullanıyor. Her yerde aynı şekilde kullanılmış bu. Geçelim. Şimdi bunlar tamam, yani katlama usulü falan tamam da bir de bunu okumak var. Ben buna Bağdadi mektubu okumak diyorum. Öyle bir tanımlama yapıyorum. Şimdi bu mektupların bir özelliği var. Özellikle de ticari olan. Yani bu preferetelik döneme ait bu mektupların bir temel bir özelliği vardır. Bu katlamalı mektupların. Bu şimdi mektubun iç kulağıdır. Yani katladığı zaman birbirine geçen kısımlardan biri. Birini açar, bunu mektubu okur. O kulaklardan birine şu bilgileri yazar. Bu bilgilerin mutlaka yazılması lazım. Ticari mektup ise. Şeyler de yapıyor, şahıslar da yapıyor bunu. Yani ne zaman aldı, ne yaptı filan türünden bilgi olması için, ama ticari mektuplarda şöyle bir şablon oluşmuş. Yani yüzyıllar boyunca bu. Birisi mektubun gönderiş tarihi. Karşı taraf ne zaman göndermiş mektubu. İkincisi gönderici Ahmet Mehmet Hüseyin. Üçüncüsü benim mektubu alış tarihim. Dördüncüsü benim mektubu cevaplama tarihim. Bu şimdi şu bilgi mutlaka yazılır. Ticari mektupların %90'ında ben gördüm bunu. Yani yazılmayanlar da var ama genel anlamıyla yazılır. Çünkü ticari mektuplar arşivleniyor. Arşivden çıkarttığı zaman adam bu bilgileri görmek zorunda. Şahıslar da yapıyorlar bunu. Onlara da geçmiş o sistem. Yani bu nasıl diyeyim size, 1600'lerde var, 1700'lerde var, 1800'lerde var. Bu tip mektuplar ne zaman ki bitene bitmiş, o zamana kadar bu bilgiler var. Her zaman yazıyor. Oradan takip ediyoruz mektubun ne olduğunu. Yani çünkü içinde bir tek adam mesela tarih koyuyor. Ama bu bilgiler bizim için önemli. Ne zaman gelmiş? Adamın önüne ne zaman geçmiş? Ne zaman cevap vermiş adam ona? Ne kadar sürede gelmiş? İşte onu oradan buluyoruz. Yani adam göndermiş, Mart'ın 3'ünde. Buraya yazmış. Mart 3. Çeviriyorsun. Adam mesela Mart'ın 8'i ya da işte Şubat'ın 8'i burada. Şubat'ın 8'inde adamın önüne geçmiş. Bu şimdi varış damgası. Varış damgası önemli değil. Yani olsun olmasın. Burayı yazıyor adam. Ben diyor 8'inde aldım bu mektubu diyor. Çeviriyorsun mektubu, içine bakıyorsun. Atıyorum 3'ünde yazmış. Arada 5 gün var. İşte 5 gün bize şeyi veriyor. Bu mektubun taşınma süresini veriyor. O önemli bir şey. Bu bilgiler mutlaka yazılır. Yani bu alıcı tarafından yazılır. Bu şeydir. Bu 1880'lere kadar filan. Yani şeyden sonra da kullanılmış bu. Kullanımından sonra filan da bu mektuplar. Bu mektuplar bitene kadar kullanımı, bu teknik daha doğrusu, bu preferetilik dönemin en klasik şeyidir bu. Yani hiç sekmez. Değiştirelim. Şimdi o kağıt özellikleri dedim ya ben size, Bağdadi falan. Şimdi Bağdadi kağıdı bulamadık. Aradım. Abi Bağdadi diye kağıt yok. Ama şu var bak. Şimdi benim kendi yabancı, yani dünya preferetilik, şimdi mektuplarıma bakıyorum ben. Benim koleksiyon 1500'lerden falan başlıyor. Şimdi bakıyorsun, bunun 1600'de yazmış mektubu
pırıl pırıl. Sanki dün yazmış. Öyle yani. Kağıt öyle duruyor. Yani böyle hafif bir sararmış falan filan ama pırıl pırıl duruyor. Bakıyorsun 1850'de yazmış. Sararmış. Gitmiş. Böyle yavulmuş kağıt filan. Erimiş filan böyle mürekkep patlamış. Bunun nedenini araştırdım ben. Ya dün niye böyle bu? Yani acaba sahte mi nedir? Yani bizim mektupta sahte değil. Sahte değil ama neden biliyor musun? Şundan. O çıktı ortaya bak. Kağıtlar bunlar. Bak bunlar 1700'lerde falan kullanılan kağıtlar bunlar. Şunlar 1800'lerin başı 1700'ler. Şimdi bunlar saf paçavradan yapılırmış kağıt. Ve dolayısıyla içine çok fazla kimyasal madde koymazlarmış bunlar. Kağıt pahalı, o yüzden pahalı. Paçavradan yapıyor. Çok fazla böyle beyazlandırıcı, renklendirici vesaire filan hani şey yapıyor filan o da yok. Ne zaman ki sanayi devrim filan oluyor, bir şeyler başlıyor, işte makinalaşmalar filan başlıyor. 1800'lerin başına itibaren bu kağıtları üretmeye başlıyorlar. Bunlar böyle biraz daha ince. Bizim A4'ten hocam biraz daha büyük. Bizim A4 ebadından biraz daha büyük. Ve böyle renkli, güzel, hoş. Bakıyorsun böyle filigranı filan var. Böyle şahane. Ondan sonra kaliteli kutularda filan satıyorlar bunları filan böyle. Fakat işte 150 sene sonra bu hale geliyor. Bu da hala duruyor. Bunun durmasının sebebi bu. Saf kağıt. Yani bir tek örnek bulabildim ben. Hiç yazılmamış bir tane bir parça buldum o kağıtlardan ki hala duruyor bende o. Bir de şunu söyleyeyim, Venedik'e falan giderseniz orada var. Bu kağıtları yapıyorlar. Hala bu kağıtlar yani yapılıyor ama bunlar kadar kaliteli değil. Bunlar bambaşka. Yani inanılmaz şey yapmışlar. Kimyasal fazla bir şey koymamış içine. Bu da bir kağıt fabrikası o döneme ait. Yani 1800'lerin başında işte kağıt böyle yapılıyor. Dolayısıyla bizim karşınızda böyle bir mektup çıktığı zaman pırıl pırıl böyle bir okuyorsun 1700'lerden kalma bir mektup. Pırıl pırıl bir ya diyorsun yani bu dün yazmışlar bunu getirmişler öyle değil işte o o orijinal mektup çünkü şey kağıt bozulmuyor. Yani çok kötü bir yerde bekletmiyorsan kağıdı çok kötü bir böyle yani rezalet bir yerde kağıt durmuyorsa koşullarda pırıl pırıl duruyor. Yani şey oluyor. Kaan, o ne açsana bir gelin uzakta. O mektubun orijinali sende mi? Bu mu? Evet. Yok abi, bunu ben internette aldım. Karantinadaya da girmiş olabilir o. Abi karantina var bende bir sürü, çok örnek var. Bunu aceleyle ben internette indirdim aldım ama buna benzer çok mektubum var benim. Getiririm sana yani, çok var. Türkiye'de olabilir. Onu anlatacağım şimdi. O karantinayı da anlatacağım. Yani karantina... karantina. Var var karantinadan geçmiş. Ama bunlar da bak şöyle söyleyeyim abi. Bunlar da karantinadan geçiyor. Hatta kalın bunları bunları ıslak bir de bunları bir de ıslak. Evet bu ince bu. İnce bizim da şeyden dosya kağıdından daha ince bunlar. Bir de renkli olunca belki. Tabii. Bunlar da hafif böyle bir sarılıklık oluyor. Mavi ya o kağıt. Tabii. Mavi kağıdı karantina ilacı daha bu yalnız kalın yapıyor. Bir kağıt bu. Böyle biraz kartonumsu bir kağıt böyle şey. Hani lifleri de belli oluyor. Lifli ve şey kağıt bunlar. O dönemde selinoz yok muydu? Var. Ama işte şöyle bir şey yani kağıt üretimiyle alakalı bir şey bu. Bu makinalaşmadan sonra fabrikalar, kağıt fabrikaları falan kuruduktan sonra bunlar bu tip kağıt üretmeye başlamışlar. Çok ihtiyaç var şimdi, çok talep var. Bunun üretimi zor. Bunu adam atölyede yapıyor. Bir de lifli bu. Bunu böyle bu kağıdı hafif şöyle yırttığınız zaman lif geliyor. Lifleri çıkar. Çok ilginç bir şeydir bu. Bundan böyle hiç yazılmamış bir tane parça var bende. Bir tane şey. Değiştirelim. Peki şey bu madavi terim ilk başta söylediğiniz. Onun şeyi yani kağıt bir nedir? Ha. Bir şey var mı? Boyut. Yok o şey, yok yok o, onu az evvel anlattım şöyle, Ali Nusret Pulhan'ın şeyi, Türk, koyduğu terim aslında. Türk pulları katalonda Bağdadi kağıtlara yazılır diyor ama Bağdadi kağıt diye bir kağıt bulamadık. Anladım, peki bu terim mesela yurt dışında da bu mektuplara Bağdadi mi diyorlar? Yok, onlar folded letter diyorlar, işte Almanlar başka bir şey diyor bu mektuplara, herkesin bir değişik şeyi var. Falca da yani. Ha yani.
Alter brief değil mi? Öyle bir şey var. Şimdi bir de mürekkep özelliği var bunların. Bir de asıl o var bir de şimdi. Şimdi hocam bitmiyor bu şey. Bu özelliği çünkü her yerinden şey yapıyoruz. Az evvel Ziya abi de dedi, şimdi bir de şeyi anlatacağız. Bir de bundan dezenfeksiyon şeyleri falan var. Orada da. Şimdi bir de mürekkep özelliği var bunda. Mürekkep şöyle, mürekkep batırıyorsun, çelik uç ve tahta şey, kamışı vardır onun. Çelik uçla yazarsın. Çelik uçların kalınlıkları farklıdır. Kimisi kesik yazar, kimisi şey yazar, artık o duruma göre. Onu yazan adamlar var. Şirketlerde sırf onu yazmak için çalışan adamlar var. Adam kaligraf. Adama diyor ki şuna mektup yazacaksın diye oturuyor böyle yazıyor. Daktilo, yani o sonra daktilodan evvelki dönem bu. Şimdi bu özel bir mektup. Şey değil bu. Yani iş mektubu değil bu. Ticari mektup değil. Bu çocuk dedesine yazmış bunu. 1757'de. Şimdi bu mektup bende bu. Şimdi burada şöyle bir şey var. Bu 18. yüzyıla kadar Hint mürekkebi dediğimiz bir mürekkep var. Hint mürekkebi halen satılır bu. Şeyde falan da var bu. Hint mürekkebinin şeyler kullanır. Hattatlar falan kullanır. Bunlar saf bir mürekkep bu. İsten yapılıyor. Bizde vardır. Mesela camilerde şey vardır ya, o lambaların yandığı yerlerin içinde delikler vardır. O delikten duman oradan girer. Orada odada birikir o is. Sonra adamın teki çıkar oraya, onları kazır, alır o şeyi. Onu işte o tenekle topluyor. Onu işte yağıyla falan karıştırıyor. Üsküdar mürekkebinin yapıldığı şey işte. Koyuyor bidona, hacca gönderiyor. Hacca bir gidiyor geliyor, deve o sallana sallana o kıvamına geliyor mürekkep, onu kullanıyor. Şimdi pahalı mı ya, öyle deme. O çok pahalı mürekkepmiş, o şeyde satılmış, o şehzade başına gramı bilmem kaç kuruşmuş onun. O çok pahalı. Acı oluyor. Acı oluyor. Tabii tabii. O, ya deve sallanıyor ya, gidiyor 6 ay gidiş, 6 ay gidiş. Mürekkep kıvamına geliyor, o çok pahalı mürekkepmiş o. Şimdi bu jelatin koyuyorlar, Arap zankı koyuyorlar. Arap zankı tutar şeyi. Yani sulubaya yaparken de mesela Arap zankı koyarsan o güzel tutar o şeyi. Fakat bu pahalı mürekkep, Hint mürekkebi pahalı. Buna demişler, ne yapalım? Ya demişler, bir ucuzlatalım biz bu işi. Bak hocam, teknoloji yükseldikçe işler ucuzlamaya başlıyor, gördün mü? Kalite düşüyor. Kalite düşmeye başlıyor. Biz bu seminerin özeti budur. Yani preferatif dönem dediğimiz dönem, bak nereden nereye geldik. Teknoloji yükseldikçe hocam, böyle 19. yüzyıla doğru kalite de düşmeye başlıyor. Şimdi demişler ki, biz buna demişler hocam, demir alışımlı mürekkep yapalım. Bu kuvvetli mürekkep şey oluyor, kuvvetli şey oluyor. Ondan sonra fakat demir karışımlı olduğu için oksitlenme yapıyoruzlar. Yani şeyde yıllar boyunca durdukça işte oksitlenme onları deliniyor. Ne gördüm? Tabii bu mektupların bazılarında yani şeyde eğer ki mürekkebi batırıp da kalemi çok böyle mürekkepli şey yaptıysa, bastırdıysa orası zaman içerisinde bak aradan işte 200 sene geçtikten sonra 300 sene orası çürüyor, şey oluyor. Demir oksit de bu işte. Yani demir şey. Bizim bugün kullandığımız şey yalnız demir şeyidir alaşımda. Değiştirelim. Bir posta arabaları şeyi var. Posta arabaları, bizim bu posta arabalarını biz şeyden biliyoruz. Cowboy dönemi filmlerinden falan biliyoruz. Tabii Texas, Tom Hicks falan. Bizim bu kuşak bu kuşak çok iyi bilir posta arabalarını ama şey, posta arabası da tamam da iyi de yani John Wayne Mulvey de ya paso soyuluyormuş. Tabii. Şimdi bunların da özelliği var. Şimdi bu bunlar yalnız şöyle bir şey. Şimdi posta arabası dediğimiz kavram özellikle İngiltere'de, İskoçya arası, işte Edinburgh mesela Londra arası şeyde filan bakıyorsun 1620'lerde, 1650'lerde filan kurulan sistemler var. Yani düzenli posta arabaları çalışıyor. Bunlar hem yolcu götürüyor, hem eşya götürüyor, artı bir de posta götürmeye başlıyorlar bunlar. Şimdi posta götürenler de genelde bunların şeyi mürettebat 3 kişi, bir tanesi sürücü, bir tanesi postacı, bir tanesi de güvenlik elemanı. 3 kişi bunlar taşırlar.
ve düzenli sefer yaparlar bunlar. Yani hakikaten çok düzenli sefere. Ben baktım şeyde kitaplardan. İnanılmaz böyle otobüs seferi gibi çok düzenli. Mesela oraya gidiyor, oradan kalkıyor, tam tersi istikametten işte geliyor falan. Bunlar hep 1700'lerde falan oluyor bu işler. Oradan işte postayı getiriyor, öbürkü götürüyor. Şimdi öyle bir zamana geldik ki biz 1600'leri falan da geçtik, 1700'lere geldik. Şimdi inanılmaz bir hareket var Avrupa'da. Yani mektup trafiği var. Oraya gidiyor, oradan geliyor, oradan gidiyor. Yani biz şimdi şeyi zannediyoruz. Şimdi biz Osmanlı'dan kalma alışkanlık da biz ya diyoruz o kadar zordur ya. O dönem nereden gidecek oradan oraya mektup filan? Yok. 5 günde gidiyor mesela. 3 günde gidiyor. 2 günde gidiyor. Öyle şeyleri var. Tarifeleri var. Şeyleri var. Ona göre ücret alınıyor. Şey yapılıyor. Çünkü hocam paranın işe girdiği yerde işte böyle oluyor. Yani çünkü şeylerin, mektupların ağırlığı tüccar mektubu ve adamların işi var. Yani diyor ki adam, ben diyor şu kadar malı istiyorum diyor, öbürkü ben şunu satacağım, onu alacağım, bunu alacağım. Böyle bir çevrim var. Sürekli bir mektup trafiği var. Bunun şeyi o. Şimdi bu posta arabaları ne zamana kadar? Trenlerin çıkmasına kadar kullanılıyor. 1830'lara kadar. 1830'larda artık posta arabalarına veda ediyorlar. Posta arabası diye bir şey kalmıyor. Trenlere bir vagon ekliyorlar. O vagon içerisinde o da çok iptidai bir şeymiş o dönem. İlk trenlerden bahsediyorum İngiltere'deki. Vagon ama insanlar işte soğukta falan böyle şey yaparlarmış ve sonra 1850'lerde falan mektup vagonda mektup ayırma şeyi başlamış falan. Ama bu posta arabaları hemen hemen bak Güney Amerika'dan tut Avrupa'ya, Avrupa'dan tut uzak, her yerde aynı. Hiçbir şekilde değişmiyor bunların şeyleri. Bizde de aynı. Yani bunların tipi, işte kullanılış amacı, şey sayısı, içindeki eleman sayısı vesaire hiçbir zaman değişmiyor. Bunlar hep aynı, aynı amaçla aynı şekilde kullanılıyor ve bunlar mektup genelde ağırlıklı postayı taşıyorlar. Değiştirelim. Şimdi bu geldik şimdi posta var, bir trafik var. Yani bir mektup trafiği falan var da bunun bir şekillenmesi gerekiyor. Yani nasıl diyeyim? Posta damgası yok mesela. Posta damgası işte işaretler falan. İşte özel şeyler var, bu kuryeler var. Ondan sonra devlet diyor ki ya ben bundan bir para kaybediyorum. İşte yaşay. Tamam. Evet. İngiltere orada böyle uyanıyor. Orada uyanıyor devlet. Ya diyor bunlar diyor arttı diyor mektup. Ben diyor bundan niye para kaybediyorum? Bir de ben devletim ya diyor. Buna şey koyayım. Ben yapayım bu işi diyor. Şimdi iki tane şehir postamız var. Bir tanesi Paris. Küçük posta. Bu Paris'te 1653 yılında bu Villayer diye bir adamcağız, müfettiş bu adam aslında, şeyde kraliyet şeyinde bakan müfettişi falan gibi, bu görevlendiriliyor. Buna diyorlar ki bir şehirde posta kuracaksın diyorlar. Şehir içi posta. Evde altın mı? Hı? Evde altın mı? Tabii. Aynı gün işte ulaşıyor, mektup ulaşacak vesaire olacak. Bunu tüccarlar istemişler. Paris'in içindeki tüccarlar istemişler bunu. Bunun şeyi yapılıyor. Nizamnamesi yapılıyor. İşte bu şey yapılıyor filan. Bu böyle birkaç sene gidiyor bu. Posta kutusu konuyor ilk defa. Posta kutusu. Paris'in çeşitli yerlerinde posta kutuları var. Mektup oraya atıyorsun. Mektup atarken de bundan ekliyorsun bir tane. Bunu önceden satın alıyorsun. Bu bir sol dediği para birimi. Yani ne diyeyim? Kuruş gibi bir şey. Yani frankın bilmem kaçta biri falan, yani onun %1'i falan gibi bir şey bu, sol dediği. Bu biletten alıyorsun, bileti de ekliyorsun şeye, mektubu atıyorsun oraya. Adam, postacı o bileti alıyor, şey olarak, posta masrafı olarak alıyor onu. Derler ki, ilk posta pulunun kullanışı budur. Bir de böyle iddialar var, bundan dolayı da böyle bir şey var, yani böyle bir iddialar da var. Bu işte diyor, ama bundan çok yaygın olmamış, birkaç sene gitmiş, kapanmış bu. Sonra biz 1760'da tekrar açmışlar. O zaman tabii daha teşekküllü açmışlar bunu. Paris'i 9 bölgeye bölmüşler. Hepsinde birer tane ABCD falan diye isim koymuşlar. İşte ücret şey yapılmış. Ondan sonra Paris'ten sonra işte Bordeaux'da, işte orada burada her yerde
bunun şeyleri Lyon'da filan aynı bu şekil şeyler yapılmış. Bu şey da sorabilir miyim? Tabii. Bu dağıtım bu. Dağıtım. Peki göndermek istediğin zaman sistem nasıl işliyor? Mektubu yazdın. Evet. Şundan koydun. Tamam. Kutuya attın abi. Ha, kutuya. Tamam. Kutuya attın, ertesi gün adamın elinde. Ya da o gün. Çünkü sürekli şey yapıyorlar. Şehir içi. Tabii şehir içi sürekli gezen memurlar, postacı sürekli bakıyor. Günde mesela bilmem kaç defa açıyor, kutulara bakıyor. Kutuların yerleri belli. Yani atıyorum mesela... Diyanos buradan şey yapmış herhalde. 100 sene sonra mı? Bu, yok, 100 sene farklı. 1653 bu. Kopyayı buradan çekmiş sistemden. Hmm. Adam aynı Fransa eğitimini zaten. Aynı sistem. Bak, 1653. Ondan sonra bundan koyuyor. Şimdi normalde o dönem mektubu gönderen para vermiyor. Alıcı veriyor. Sen adama gönderiyorsun. Ben sana mektup gönderdim. Postacı geldi senin kapını çaldı. Sen açtın. Dedi ki şey mektubunuz var dedi. Kaç lira dedim. İşte dedi 2 santim, 5 kuruş bilmem ne. Çıkartıp veriyorsun adama. Bu. Şimdi burada şöyle bir şey var. Burada gönderen şey yapıyor ödüyor. Kutuya atıyor. Bulan Romontel değil. Yok. Burada zaten yani bu işte bu şu tartışmalı bir şey bu. Yani Fransızlar diyor ki bizden çıktı diyor. Öbürkü diyor ki ama Rowlandin tabii başka bir şey. Ama bu sistem güzel bir sistem. Fakat fazla uzun sürmüyor. Kapanıyor 1760'da. Tam 100 sene sonra bundan bir daha açıyorlar bunu. Bu sefer daha uzun sürüyor. 20 sene falan sürüyor bu. Şimdi bu da 1755'te Paris postanesi bu işte. Böyleymiş. Bak burada yazıyor. Bordeaux, Lyon, Nantes, işte Rouen filan hepsinde bunlar Marsilya hepsinde şey olmuş. Yani kısa sürmesinin nedeni ne? Çok yaygınlaşamamış. Yani insanlar ilk defa böyle bir uygulamayla karşılaşıyorlar. Bir yadırgamışlar ama ağırlıklı olarak tüccarlar filan istiyor ama gene de olmamış, tutmamış. Yani böyle bu tip şeyler tutmuyor. Ben hani ağırlıklı gördüm. İlk böyle yapılan şeyler bizim Leonos'unki gibi yani. Tutmuyor. Sonradan şehir içi değil mi sadece? Şehir içi bu. Yani bir banlıyor. Kurye servisi gibi bir şey bu. Bir banlıyor. Yalnız şöyle bir şey var yalnız. Şunu da parantez içinde anlatayım. 1653 yılındaki Paris ile 1760 yılındaki Paris farklı. Yani Paris şimdiki Paris gibi değil tabii. Şimdi gidiyorsun oraya şey falan ama ya o zamanki Paris mesela şu dönemki Paris berbat. Yani korkunç bir yer. Yani şey pis mahalleler falan inanılmaz sonra şehir şeyi yapılmış. Yani bir şehircilik örneği de var tabii sonradan yapılmış ama 1760'da bambaşka bir Paris çıkıyor ortaya. Ondan sonra bunlar zaten gene bak bizim Leonos da aynı şekilde. Ne zaman ki İstanbul'da isim verilmiş caddelere işte şeylere bir belediyecilik falan başladığı anda Leonos çıkıyor ortaya. Yalnız büyük bir kısmını Leonos yapıyor kendisi. Tabii. Bu numaraları hatta tabii. Sokak yazık ona kalmış işte o ihale ona kalmış işte adamın canını okumuşlar. Yani Fransa'da eğitim. Bu da buna da insanlar çok alışamamışlar. Bir geçersek bu da Penny Post. Bu da Londra'daki bu şeyin. Fakat bunun bir özelliği var. Bunda bu tarz damgalar da kullanılıyor. Bunlar ilk damgalardır ha. Dünyadaki ilk kullanılan bunlar şey yani. İlk posta damgaları bunlar. Şimdi bu 1670 yılında falan bu. Biraz daha ileride kullanılıyor. Fakat şöyle bir şey var. Bu şeyi bu da kullanılışı bakın şeyde zarf üzerinde bu da kullanılışı. Şimdi bu Londra'da şöyle bir durum var. Londra'nın durumu başka. Londra'da 1666'da muazzam bir yangın oluyor. Ve yani hemen hemen şehrin yarısı yanıyor. Öyle yani. Çok ağır bir yangındır o. Çok yani tarihe geçmiş bir yangın o. Şimdi ondan sonra oturuyorlar. Ya diyorlar biz bu şehri yeniden yapalım. Yani yeniden yapacağız ama neye göre yapacağız? Tam o sırada ticaret vesaire yükseliyor Avrupa'da. Yani ticaret akışı var, şey var. Diyorlar ki biz bu Londra'yı ticaret merkezi haline getirelim. Madem böyle bir şey oldu, tamam biz yeniden yapacağız bu Londra'yı. Avrupa'nın ticaret merkezi haline getirelim. Hakikaten de yapıyorlar. Ve Londra yani şehircilik olarak o dönem müthiş bir şey. Yani o
yapılan sistemler, kanalizasyonlar vesaireler falan. Çünkü aynı zamanda şey de var, salgın hastalık şeyleri falan da var. Korkunç. Vebadan, mebadan insanlar ölüyorlar. Londra'yı yeniden yapıyorlar. Şimdi Londra'yı yeniden yaptıktan sonra diyorlar ki bir de tüccarlar gene ısrarla şey yapıyor, istiyor bunu. Diyorlar ki bir de böyle bir sistem kuralım. Hem şehir içinde hem de şehir dışına da gönderelim biz bu şeyleri. Yani atıyorum Hollanda'ya göndereceğim, oraya Fransa'ya göndereceğim mektup. Yani bir şey var. O sistemin oluşması lazım artık falan. Dolayısıyla böyle bir şey başlıyor ama bu dünyadaki ilk posta damgaları bunlardır. Yani bunların kullandığı şeyler çok çeşitlidir. Burada şeyde de şu işte. Şu. Kitabım budur. Başvuru kitabım budur. Frank Steffen kitabı ve çok güzel bir kitaptır o. Çok bunlar sadece böyle 3 tane falan değil. Bu yüzlerce damga var. Değişik değişik. Böyle ben bu 3 tanesi örnek olarak koydum ben onu. Değiştirelim. Şimdi geldik şeye. Şimdi dünyada peki bunların dışında ne oluyor? Yani nasıl oluyor bu preferatelik dönemin şeyleri nedir? Nasıl oluyor? Şimdi bu 1695 yılında Lille'den Anvers'e yani Belçika'da şimdiki Antwerp'e gönderilmiş bir mektup bu. O zaman Fransa'ya bağlı bu Anvers. Şimdi bunlarda genelde bir şey yazmaz. Bu adres kısmıdır. İki sol ücreti içeri yazarlar. İki sol ücret almışlar burada. İçeri yazmışlar onu. O da şöyledir. Ya postacı üstüne yazar. İlk dönemlerde o yok. Yani 1600'lerde falan yok. 1700'lerden sonra falan direkt üstüne yazıyorlar. Bu para kime gidiyor? Özel mi, devlet mi? Devlete. Devlet, şimdi devlet yavaş yavaş her devlet kendi şeyini kurmaya başlıyor bu dönem artık. Fransa mesela kuruyor. Fransa'da bir posta ağı var. Acayip. Ben gördüm. 1600'lerde adamın şöyle bir posta şeyi var. İşte diyor şuraya şu kadar. Mesela Türkiye'ye gelecek mektuplara baktım ben. Orada da var mesela. Türkiye'ye gelecek diyor şu kadar diyor ücret alınır diyor. Bunu diyorsun 1600'lerde ne alakası var? Ama onu kurmuş yani o sistem kurulmuş orada. Tabii yani deniz yoluyla falan. Şimdi bu az evvel söylediğim şuradan görünür bilmiyorum da bu şöyle kağıt bir etiket var. Bakın burada böyle soğuk damgalı onu basıyor şeyde katladıktan sonra mektubu. Ben mahsus açtım bunu ki katladıktan sonra şunu basıyor bu açılmıyor şey. O kendine özgü şirket amblemi olur ya da önemli birisi ise kendi şeyi olur. Bu adamın önemli birisi olduğunu gösteren bir şey bu. Bu Roma'dan. Mesela bu İtalya'da kullanılan örnek. Ondan sonra. Ha bir de şu var. 1800'üne kadar Fransa'da Lio dedikleri bir şey var. Bir uzunluk birimi var. Onun üzerinden mektupları şey yapıyorlar. Ücretlendiriyorlar. Lio. Lio ne filan diye araştırdık. Lio 4.2 kilometreye denk geliyor bir Lio. Bu da bir insanın ortalama olarak bir saatte yürüyeceği mesafeymiş. Ondan sonra mesela bu burada Lille Antwerp arası 25 Lio'ymuş. Yani yaklaşık 102 kilometre filan. Lio'ların şeyleri var. Posta tarifelerinde karşılığı var. Yani mesela diyor ki mesela atıyorum Marsilya diyor bilmem kaç liyodur diyor. Şimdi aynı bizim postacıların yaptığı gibi bakıyor adam oradan Marsilya'ya gönderir. Paris'ten Marsilya'ya gidecek bakıyor oradan kaç diyor şu an. O onun üzerinden ücretlendiriyor onu. Bizim sistem zaten alıcı vermeyecek. Gönderen ödemiş bunun mektubunu. O anlama geliyor şu. Bu 1780 Kadiz'den bahsediyor. Kadiz dediği yer İspanya'da, İspanya'nın ucunda bir yer. O dönemin en büyük limanı. Yani gelen gemiler ağırlıklı olarak Kadiz'e yanaşıyor. Kadiz'den işte ya İngiltere'ye gidecekse İngiltere, Hollanda'ya gidecekse Hollanda. Kadiz limanı çok önemlidir. Kadiz'in posta tarihi de çok önemlidir. O açıdan. Bu 1780'de bakın 24 desim ücret alınmış. Burada şurada yazıyor ve Marsilya, Kadiz'den Marsilya'ya göndermiş adam onu. Geçelim. Ha, şimdi bizde yanlış ücret şeyi falan var yani. Yanlış ücret hesaplaması işte. Şimdi bu adamcağızların çilesi şu. Posta pulu yok. Kullanamıyor. Belli listeler var. Şimdi mesela Fransa'da listesini gördüm ben. Fransa'da böyle 10 sayfa, 20 sayfalık bir listesi var.
bütün Fransa'nın önemli işte kasabaları, kendi hepsinin böyle bir Lille üzerinden şeyi var, mesafesi var. Aynı bizdeki gibi. Hani bizde de vardır hep. Filibe vardır mesela, Sofya falan, aynı şey. Bunlarda da aynı şey var. Oradan ücret hesap ediyor. Şimdi ücreti hesap ederken yalnız bazen kaçırıyor. Yanlış yazıyor. Yani yanlış hesap ediyor. Adam da şey, çünkü hesap makinesi yok, bir şey yok. Dolayısıyla buralarda böyle değişiklikler oluyor. Şöyle söyleyeyim. Şimdi bu 1803 devrim takvimi var. Onu da anlatacağım çünkü çok acayip bir takvim o. Devrim takvimi feci. Onu bilahare anlatacağım şimdi. Şey, burada önce 6 desim olarak işaret ediyor. Desim frankın %1'i. Desim olarak şey yapmış, kuruş yani, kuruş. Ondan sonra yapmış, sonra bakmış yanlış. Yanlış hesap etmiş. Bak silmiş adamı. Üstünü çizmiş, buraya 5 yazmış. Bu 5 işareti. Şimdi burada da tam tersi 5 olarak, 5 desim olarak bunu şey yapmış, hesap etmiş fiyatını. Fakat sonra bir bakmış yanlış. Bir desim fazla yazdık. Onu da silmiş, buraya 6 yazmış. Tekrardan herhalde şey yaptı. Bu bunlar şehirlerin posta şeyleridir, damgalarıdır. Fransız posta damgalarıdır bunlar. Her şehrin numarası vardır üstünde. Bu numaralardan bulursunuz hangi şehir nerede, hangisi nedir filan. Bu yani yaklaşık şöyle söyleyeyim 1880'lere kadar filan böyle kullanılmıştır bu damgalar. Yani numaralı, gros şifre, işte peti şifre filan onlar vardır. Onlar da mesela her şeyin numarası var. Levan postanelerinde de var. Var, onlarda da var. Bizde kullandıkları hepsinin numaraları var onların. Değiştirelim. Ha bu şimdi Bağdadi mektuplar. Bağdadi mektuplar konusunda şöyle bir şey var tabii. Bizde yani biz Bağdadi diyoruz. Onlar folded letter diyorlar. İşte vesaire vesaire. Yani sonuçta katlanan mektuplar bunlar ve prefereterlik dönemine ait mektuplar bunlar. Bizim prefereterlik dönem dediğimiz dönem. Şimdi bunlarda şöyle bir şey var. Bu bizim tarihimiz bu. Yani Osmanlı ya Rumi ya Hicri yazılır. İşte bu şöyle yazılır tarihler. Yıllar işte 1200'de başlarsa son iki şey yapılır. 1300'de yani şu mesela 1200'de başlayan bir tarih. 1269 bu. 1300'de başlarsa bu 3 tane rakam oluyor. Öyle bir şeyleri var. Yani öyle özellikleri var. Bunlar yılları çevirmek. Hicri'den miladiye. Yani öyle işte Rumi'den miladiye. Rumi zaten şeydir. Yani bizim Osmanlı'nın resmi tarihi gibi bir şey. Mart ayında başlar o. Birinci ay Mart'tır orada. Şimdi burada da var öyle bir şey. Yani yurt dışında da var öyle bir takvim. Bu da çok kullanılan bir takvim. Yani bu da iş, özellikle iş mektuplarında falan o dönem. Prefetik dönemde bu çok kullanılıyor. Sonra bre ile biten tarihler var. Şimdi bu breleri herkes şey yapar. Ya bre ne ya? 7 bre. Ya 7 bre ne? 8 bre. 8 bre ne ya filan diye böyle şimdi. Şimdi adam yazmış mesela. Burada yazmış. 23 8 bre 1811. Bu mektubun içinden bunu ben taradım. Adam bunu yazmış tarihini. Şimdi 8 bre. 8 bre ne? Bunu biraz araştırdım ben. Bu Julian takvimi kullanılıyor. Yani bizdeki Rumi takvim gibi bu. Mart ayından başlıyor takvim. Mart ayından başlıyor. Gene bir 12 ay dönüyor Mart ayına kadar. Mart ayından itibaren sayıyorlar. Yani 7 bire Eylül'e denk geliyor. 8 bire Kasım'a, Ekim'e denk, 9 bire Kasım, X bire Aralık. 11'e de yazılıyor ona. Yani ondan sonra Ocak, Şubat gene devam ediyor. Bunların son yani kısaltma olarak yazıyorlar bunu. Son bre kısmını yazıyor burada. 7 bre. İşte 8 bre. Oradan anlıyor ki adam Ekim, Kasım, işte Aralık. O da anlıyor burada. Bunu hocam çıkartana kadar canım çıktı. Lan dedim ya. Şifre gibi ya. Ya şifre gibi vallahi bak. Şey gibi. Konsolosluk şifresi, ulan bre ne? Bre yani nasıl bir takvim? Aslında şimdi bir devrim takvimi var, o zaten hepten adını bitirdi. O yarı ömrümü götürdü o devrim
değiştirelim. Hah, geldik buna. İşte bak bu var ya. Bu adamın ruhunu götürür bu. Bak bundan ilgili koleksiyonum da var benim. Şeyde Antep'te sergilemiştik. Şimdi bu Fransız devrim takvimi. Bunlar şimdi Fransız devrimini yapıyorlar abicim. 1792 Fransız devrimi oldu. Çok güzel. Ya diyorlar biz ne yapalım? Biz devrime kardeşim devrim yaptık. Her şeyi değiştirelim biz. İşte kafa bu ya. Uzunluk sistemi, tarih, her şeyi değiştireceğiz. Her şeyi değiştireceksin de şimdi takvimi de değiştiriyor. Şimdi bunlar çıktı karşıma benim mesela. Bu ne ya dedim, bu ne biçim ay ismi bu, böyle bir acayip bir ay ismi bu. Yani nedir filan. Şimdi hocam şöyle bir durum var burada. 1792'den 1806'ya kadar, bu Napolyon dönemi. 6'ya kadar bütün şeylerde devrim takvimi kullanılıyor. Bütün mektuplarda, Fransız mektuplarında devrim takvimi diye bir takvim kullanılıyor. Devrim takvimi şöyle. 1 yıl yerine 1 yıl 12 ay. Gene 12 ay kabul ediyor. Nasıl olduysa o aynı. Fakat 365 gün yerine 360 gün diye kabul ediyor. 5 gün atıyor. 1 ay 30 günden oluşuyor. 1 hafta 7 gün yerine dekat dedikleri bunların şeyleri 10 gün. Yani 1 hafta 10 gün sürüyor. 7 gün sürmüyor. 10 gün sürüyor. 1 ay 4 hafta yerine 3 hafta sürüyor. 1 saat 100 dakikadan saat 100 dakika oluyor. 60 dakika değil 100 dakika oluyor. 1 dakikada 100 saniye oluyor. Yani bu böyle böyle gösteriyoruz. Yani şimdi bak ya devrimi yaptın anladık da bu ne yani? ya bunu da kurcalama be adam. Yani bu ya bu var ya bunlar adamı bitirir. Bir günde 10 saatten oluşuyor. Yani 10 saat sonra bir gün bitiyor. Başka güne geçiyoruz. öyle bir durum bu. Ya bunu şimdi yapmışlar bunlar. Bu böyle bayağı resmi şeyler var bunların. Devrim takvimi falan diye böyle kitapçıkları falan var bunların. Bayağı şeyleri. Şimdi bunlar ay isimlerini değiştirmişler. Arkadaş bir şey söyledi. 100 dakikaları kullanıyorlar. Şimdi şöyle o bizim çalıştığım fabrikadan şey yapıyor. Mesela yapılan bir işlemin süre belirlenmesi yine bu 100 dakika üzerinden hesaplanıp şey yapılıyor. Halen fabrikanın sahibi devrimciymiş o zaman. Halen var yani. Ya ama 100 dakika abi şimdi 100 dakika da çok saçma ya, ama yani. Şimdi bakın ben bayağı oldu. Şimdi 100 dakikanın özelliği nedir peki? Kullanımını unuttuğum için. Bir tane ay var burada. Haftanın günleri var. Bunlara birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün, 10 günlük bir periyot bu. Ondan sonra bir de yıllara öyle 1792, 1793 falan demiyorlar. An 2 falan yani yıl 1, yıl 2, yıl 3 diye gidiyor. Devrimden sonraki yani 1792'den sonraki her yıl birinci yıl, ikinci yıl, üçüncü yıl, dördüncü öyle gidiyor. Ve total bunlar mesela şurada örnekler verdim. Bakın burada yazmış adam. Burada Ventose yazmış. 26 bende. An 8'de. 8. yılda. 8. yılın 6. ayı. Burada. Yılbaşı da 22 Eylül mü oldu? Tabii. Ya şimdi şöyle bir şey. Bu her tabii öyle oluyor. Bunu hesaplayan şeyler var. İnternette. Yazıyorsunuz tık diye hesap ediyor. Çünkü burada şöyle bir şey. Bizim kullandığımız takvime göre mesela bu iki simli arasında mesela 25 Ekim diye bakacağız. 25 Ekim yok. Aralarda bir yerde. Yani saçma sapan bir şey çıkıyor ortaya. Bu. Şimdi bunun ben şurada hesap ettim mesela bunları. Şu bu 26 Ventose'nin karşılığı 5 Mart 1800. Pazartesi gününe geliyor bu. Şunun tarihi mesela. Bu 8 Temmuz 1800. Bu da Salı gününe geliyormuş. Şu tarih. Şimdi bunlar böyle gidiyor. Yani 1806'ya kadar kullanılmış bu. 1806'da bırakmışlar. Ama aynı zamanda mesela uzunluk birimleri ve onlar da değişiyor. Bizi ilgilendiren kısım bu ama. Bu katlamalı mektuplarda şöyle bir şey var. O dönem bifolyum diye bir katlama tekniği var bunların. Katlıyor, 4'e katlayabiliyor. İşte 6'ya katlayabiliyor filan. Bunlar normalde şöyle açılan kağıtlar.
açılıyor, bir yüzüne yazıyor. Diğer yüzüne de kalırsa yazıyor. Daha da uzun yazacaksa öbür yüze falan, ama ondan sonra araya kağıt ekleyemiyor. Çok uzun bir şey yazacaksa adam, bir şey ekleyemiyor araya. Çünkü eklediği zaman mektubun ağırlığı artıyor. Ağırlık artınca da fiyat da artıyor. Yani iki katı, üç katı fiyata çıkıyor. Şimdi bunlar şöyle bir şey bulmuşlar. Çapraz yazım tekniği diye bir şey bulmuş. Şimdi bu adam bir böyle bir sıra yazıyor. Bir de yukarı bir sıra yazıyor. Ya şimdi tabii cross-writing bu çok yaygın bir metot ama. O özellikle o katlanan mektuplarda o dönem çok yaygın bir metot bu. Açtığın zaman yoksa cross-writing. Bir adam böyle yazmış, bir öyle yazmış. Bunu yazmak ama bayağı bir maharet istiyor çünkü ikinci yazdığı, yani dikey yazdığı şeyi ince yazması gerekiyor. Birbirine girmemesi lazım kelimelerin. Çok önemli bir şey bu. Yani mesela bunu 1832'de yazmış adam. Böyle bir şey çıkmış orada. Ama bunu adam alıyor, okuyor. Bunu çeviriyor, mektubu böyle çevirerek mesela okuyor, devam ediyor. Böyle bir yöntem bulmuşlar. Bu cross-site. Bunu Charles Darwin kullanmış hocam. Kırım Savaşı'nda askerler kullanmışlar bu yöntemi. Ondan sonra... Tabii. Yani posta parası vermek istemeyen, ekstra kağıt koyayım da araya bilmem ne olsun filan demeyen adam bunu kullanmış. Bu çok yaygın bir şey. Yani o dönem çok karşılaşılan bir şey bu. Teknik. Gelelim bunlara. Bunlar, hocam bunlar da adamı öldürür. Bunlar ağırlıklı olarak Fransız. Ama genelde Sarkis abi de bilirsen, bilirsin onları. Yani ağırlıkta Fransızlar üstünde kullanır ama genelde bütün dünyada da buna benzer işaretler kullanılır. Bunlar abi rakam işaretleri, ücret. Bunu adam taraf gibi yazıyor şeyin üstünde. Aynı buradaki olduğu gibi. Şimdi burada yalnız burada bir tuhaf böyle şekiller var. Bunda anlamları var bunlar. Mesela bir, iki böyle yazıyor. Değişik iki çeşit bak böyle yazıyor mesela. Bu kaşesi. Bizim Levan şeylerinde, mektuplarında bu çok kullanılır, bu kaşe. Ondan sonra 3 mesela bu. Bu da 3'ün kaşesi. Bu da çok kullanılır Levanlarda. Genelde kaşe yapmış adam, artık bu şeye de geçmiş. Artık kendi de yazmıyor, pat diye kaşe basıyor. Bu 4, bu 5, 6, 8 öyle gidiyor. Burada da kullanımı var bunun. Yani bu 4 mesela, 4 desim ücret almış. 4'ü yazmış adam buraya. Ondan sonra geçelim. Bunlar da çok çıkar yani, çok sorarlar buradan imtihanda. Hocam buradan çok gelir yani, bu bayağı bir buradan soru gelir yani, o onda şey yapar. Ha geldik şeye, Ziya Bey'in dediği posta dezenfeksiyonu. Aslında burada şimdi Atadan Hoca olacak ki, o da şey yapacaktı ama ben düşündüm onu, o da olsun diye, ama şu mektup bende şimdi. Şimdi hocam, tabi bunu çok detaylandı, bu aslında başlı başına bir seminer konusudur yani bu şey. Bu ilk olarak İtalya'da bunun başlıyor, bu dezenfeksiyon kağıtlara yalnız yönelik. Kağıtların şeyini öğreniyorlar. Kağıtların mikrop taşıdığını anlıyorlar bunlar. Yani mektup trafiği artınca bakıyorlar ki bunun mektup geliyor gidiyor, oradan geliyor. Mesela atıyorum Yunanistan'dan oraya mektup geliyor, öbürkünden bilmem nereden geliyor. Mektup taşınıyor ve mektupla veren mikrop da geliyor. Demişler ki bunları biz dezenfekte edelim. Yani bunları nasıl adamı dezenfekte ediyoruz, eşyalarını eritip bunu da edeceğiz. Dolayısıyla bir takım şeyler bunlar, yöntemler yapmaya başlamışlar dezenfeksiyon için. Şimdi bu rastel aleti dedikleri bir alet bu. Bizim tost makinesine benzer bir alet bu. Şu şöyle şeyli, çivili, şuradan çivileri var. Şu mesela, şu alet, çivileri var. Mektubu arasına koyuyor. Yani şu mektubu şuraya koyuyor. Kapatınca, bakın burada delikler var mesela şurada. Bu delikler çıkıyor. Ve bunu açmıyor mektubu. Yani mektup kapalı halde duruyor hala. Şeyden bozmuyor mektubu. Yani şeyini filan, kapalı halini bozmuyor. Sadece deliklerle deliyor. Şuradan bu şeyle. Sonra da şöyle bir çam var. Onun için de tüssü yapıyor. O tüssü şu deliklerden içeri giriyor. Ve şeyi bir süre tutuyor mektubu orada. O tüssüyle şey oluyor. Şimdi tüssü dediği de şu. Zeytin sakızı, biberiye, sakız, benzoin, odun kömürü, kafur. Bunlardan karışım yapıyorlar. O tüssüyü öyle yapıyor.
daha başka bir de şey var, dezenfeksiyon. O da ıslak dezenfeksiyon, o daha fena. O öylesi de var. Yani asit, klor, sirke, sülfür falan onu şey yapıyorlar ki o daha fena. Orada bütün yazılar falan akmaya başlıyor. Şu dezenfekte olduğuna dair damgadır. Bu mektup şeyde dezenfekte olmuş, Semlin'de, Belgrad'da. Onun damgası bu. Bunun şeyi şu, üstündeki yazının anlamı şu, içi dışı diyor temizdir diyor. Bu damganın şeyi anlamı o, yani öyle bir şey. Bunlar ama değişik versiyonlar da var. Sadece diyor dışı temizlenmiştir diyor, sadece içi temizlenmiştir, içi dışı temizdir, işte vesaire vesaire yani. Birkaç tane bunun şeyi var. Bu yapılan işleme göre bunu basıyorlar. Ondan sonra mektup devam ediyor yerine. Şimdi okyanus ötesine mektup yazmış. Ya aslında bu da başlı başına bir konudur. Yani okyanus, yani mesela Amerika'da koloniler özellikle New York'ta filan başladığı zaman, şimdi bunların ana karayla bir haberleşme ihtiyacı duyuyor bunlar. Ve ilk başta bunlar işte mektupları kaptanlara falan veriyor, kaptanlar götürüyor, getiriyor falan ama sonra da yavaş yavaş bunlar bir sisteme bağlanmaya başlıyor ve artık öyle bir hale geliyor ki işte düzenli gemiler çıkmaya başlıyor vesaire falan. Şimdi bu adamcağız, bu ikonik bir figür bu aslında bu adam. Robert Livingstone diye bir adam bu. New York'ta ciddi bir toprak sahibi bir adam bu. Ve o ilk giden kolonilerinden birisinin sahibi bu. Aynı zamanda Hollanda'daymış bunun ailesi. İngiltere demiş de İngiltere'den kovmuşlar bunları Hollanda'ya. Ben bunun hikayesine de baktım sonra. Bir şeyler olmuş bunlar artık ne olduysa. Bunları kovmuşlar, bunlar Hollanda'ya yerleşmişler. Hollanda'daki ailesine bu mektup yazıyor filan oradan. İşte mektup bu. Şimdi yılda diyor birkaç 7 tane gemi ve 7 veya daha fazla gemi geliyor buraya demiş. Yani daha 1600'ler, 1682 falan. Bu 1700'den sonra yavaş yavaş artık o sistem şey oluyor. Artık ondan sonra buhar gemileri başladıktan sonra da o transatlantik geçişleri falan iyice artık şeye başlıyor. Değiştirelim. Bunlar da şey, bakın aynı şekilde okyanus, mesela Barbados'tan Philadelphia'ya yazmış olan mektubu. İşte Philadelphia'dan Jamaica'ya yazmış. Şimdi Jamaica dedim, 1708'de korsanlar var mesela o dönem. Yani o şey, bakın işte o işaret bu. Ben diyor mektup gönderdim diyor, bunun evvel gönderdiğim mektubun içeriğini şey yapıyor diyor bu. Yani o içeriğiyle alakalı diyor, o işareti koymuş oraya. Şimdi burada yalnız şöyle bir şey var. Kaptanların isimleri başlıyor burada, kaptan isimleri. Bakın burada götüren kaptanların isimleri var. Kaptan Mercier. Ondan sonra burada başka neydi? Bayfa mıydı? Neydi? Bir şeydi. Bayla. Öyle bir kuruyor. Nezaretini kuruyor. Ama adamın sana bakışı şu. Şu bunu da özellikle koydum oraya. Öyle bakıyor sana adam. Postası şey. Yaşlı adam gözüyle bakıyor. Şimdi bu preferetelik dönemle ilgili dedim ya, en başta çok yayın yok, işte şey yok, kaynak yok, kaynak az vesaire dedim. Doğrudur, işte şunlar var. Bir de Orhan Brandt'ın 1959'da, Orhan Brandt, ben ilk defa orada rastladım. 1959'da Orhan Brandt ilk defa uzun bir makale yazıyor. Yani bu konuyla alakalı. Ama bayağı uzun bu. 4-5 sayı falan böyle tefrika gibi çıkıyor bu. Hem Osmanlı'yı alıyor, hem Venedik postalarını alıyor. Şimdi Orhan Brandt'ın bir koleksiyonu var. Levant değil de Yakın Doğu diyor. İşte Akdeniz, işte Suriye, şey Anadolu vesaire, oralardaki postaları ilk başından itibaren, yani Venedik şeyinden itibaren yapan bir koleksiyonu var. Onu aslında şey yapmış ama bilgi eksikliği var mı? Var tabii. Çok yani bu konuyla ilgili kaynak da yok aslında. Ama bu makale o açıdan çok önemli. Yani şu damgalar, şeyler, onların ilk defa görülmesi, ilk defa ortaya çıkması önemli. Burada da şeyi anlatıyor. Yani hem Filatelist dergisinde çıkmış hem de Pul mecmuasında çıkmış o dönem.
O açıdan çok önemli. İlk kaynak bu. Değiştirelim. Şimdi benim elimdeki en düşük tarihli mektup bu. 1544 tarihli Stefano Tiepolo diye bir şey. Bu elçi, Venedik elçisi bu adam. Bunu araştırdık, adamın resmini de bulduk. Elimdeki en şey mektup bu ama 1400'lere kadar da gidiyor bazı mektuplar, Venedik'e giden mektuplar. Bunlar da şey, yalnız bu mektubun şöyle bir şey var, burada P harfi var, bu publiko anlamına geliyor. Yani resmi şeyin dışında, özel bir anlatım var burada. Publiko dediği biraz da halk, yani şey, resmi şeyin dışında, çerçevenin dışında. Şimdi bu adamcağızı Kanuni Sultan Süleyman'ın o Macaristan seferindeki işte o başarılar vesaireler falan, onu kutlamak için Venedik buraya gönderiyor bu adamı. Ondan sonra burada kalıyor yalnız. Buradaki Balyoz ölüyor. Ölünce bu adam burada kalıyor. Balyoz'un görevini yapıyor. Şimdi Balyoz dediğimiz şey var. Bu Venediklerin Balyozları var. Bu Balyoz, Vincenzo Zaccani diye bir adam var burada. O ölüyor. Onun yerine bu adam bir 6 ay, 7 ay burada Balyoz'un görevini yapıyor. O arada da buradan habire rapor yazıyor bu. Bunlar Venedik'e sürekli rapor yazıyorlar bundan. Yani işte şu, yani şeye kadar yazmışlar. Günlük hayata kadar ne yer, ne içer, ne yapar, her şey var. Venedik arşivlerinde her şey vardır. Şimdi bu mektupta ilginç şey, yani bu biraz da şahsi mektup. Pera'dan yazmış zaten bunu. Adamın imzası da var. Ve burada zaten şey diyor kendisine, konsolos, yani elçi anlamında şey yapıyor. Elimdeki en, buradaki yazışmaların en düşüğü bu. Daha da düşüğü var tabi. Şimdi Publico Dispaccio. Bu bunu işte biz Orhan Brandt'ın makalesinde öğrendik. Bunun ne anlama geldiğini. Bu Orhan Brandt'ın şeyidir. Bende bu şu anda. Burada şöyle bir ibare var. Bu şu. Con Publico. Şimdi bunun anlamı şu. Bu konsolosluk aracılığıyla gidiyor bu mektuplar. Konsolosluk yani İtalya'da önce buradan Kotor'a geliyor. Kotor'dan yürüme mesafesi bu. Ya böyle geliyor ya da buradan denizden geliyor mektuplar. Yani iki tane yolu var bunun. Venedik'te İstanbul ya da İzmir arasında. Bu buradaki İngiliz ve Hollandalı tüccarlar baskı yapıyorlar bunlara. Diyorlar ki ya bizim mektupta da götürün. Hani araya karıştırın ya, bir şey olmaz yani. Şey olur filan. Olur da olmazdı filan böyle. Arada da bir Karlofça. Yok bu var. İngiltere'den şöyle yapıyor. İngiltere'den mektup çıkıyor. Şeye geliyor, Hollanda'ya geliyor. Hollanda'dan Viyana'ya geliyor. Viyana'dan buraya geliyor. Bunun için güzergah var. Yani bunun bir şeyi de var. Ücret tarifesi filan da var. Ya da direkt Venedik'ten gemiyle buraya geliyor. O daha hızlı. Selanik'e geliyor mesela gemiyle. Şimdi bunlar gemi şeyleri. Bunlardan bende var, bayağı var bunlardan. Bu 1710 tarihinde Kaptan Boğaf'ın şeyi bu. Halep'ten göndermiş bunu adam. Halep'ten Venedik'e gitmiş. Gene aynı adama, Nikola'ya. Bizim Nikola. Bizim Nikola'ya gidiyor. Nikola'nın arşivi çıkmış bu. Anlaşılan o. Yani şimdi bu Orhan Brandt'ın makalesi bu. Burada yazmış o. 1950'lerde diyor bir diyor şey çıktı diyor. Venedik'te diyor bir arşiv çıktı diyor. Yaklaşık diyor 50 tane mektup vardı içinde diyor. İşte bunun arşivi o. Muhtemelen bu çıkmış ortaya. Bundan başka da adam yani 1780'lere kadar yok. Bu 1780'lere kadar bu Nicolo. Burada yalnız şöyle bir şey var, ibareler var burada. İbarelerin anlamı şu, con nave diyor, yani denizle, deniz üzerinden diyor. Ve diyor, Kaptan Boğaf'ın gemisiyle, bu anlama geliyor şuradaki. Altta da DS diye şurada DS işareti var. Şimdi DS'nin işareti şu, Dio Salvi, yani Tanrı korusun. Yani gittiği yere kadar bu mektubu Tanrı korusun, ya, o anlama geliyor, tılsım o. Şu tılsımı. Bizde de var o. Şimdi göstereceğim onu. Bizde de var o tılsımlar. O tılsım. Adam öyle inanıyor. Bu 1756'da
Bu da Kaptan Vianello'nun gemisiyle gitmiş şeye, Venedik'e gönder. Bu da İzmir'den göndermiş. Bak bu her yerden gidiyor adama mektup. İzmir'den bunda da aynı şey var. Konna ve Kaptan Meola Vianello. Burada da CDC var. Bu da Kediye Konservat. Yani bu Latince bir şey bu. Yani Tanrı işte gittiği yere kadar korusun filan anlamında bir şey bu. Değiştirin. Burada mesela geldik bak 1782'ye geldik. Bu da İzmir'den Marsilya'ya gitmiş. Aynı şekilde. Bu da Viyana üzerinden gitmiş. Viyana üzerinden göndermişler. Bak burada Avusturya damgası var. Viyana üzerine gitmiş. Viyana'ya giderken de Semlin'e uğramış. Bunu dezenfekte etmişler orada. Mektubu. Ondan sonra gittiği yerde de 34 desim ücret almışlar bunların. 1801 yılında İzmir'den Paris'e gitmiş bu da. Burada da aynı şekilde şey var. Bakın burada bu şu dezenfekte damgasıdır. Bu posta damgası değil, bu dezenfekte damgası. Diyor ki içi dışı temiz filan diye öyle bir damga vurmuş. Burada bunlarda da şey yazar. Şurada gittiği yani hangi yol üzerinden gidiyor. Mesela bu da Avusturya üzerinden gitmiş. O damgayı vurmuş ona. Değiştirelim. Bu da bir daha yeni bir tarih bu. Yani hocam şimdi preferanslilikle uğraşınca 1836 falan yeni tarih oluyor. Şeyi yok yani. Yani bu diyorsun 1800 ya o yeni ya ne bir şey değil. Daha yani bu şimdi yeni bir tarih 1836. Burada örnek bir mektup ben şey yaptım. Bu Avusturya postasıyla gitmiş mektup bu. Şimdi bunun özellikleri var. Burada bu Trieste'de barış damgası şuradaki. Şurada altta görünen bu negatif. Bunu Semlin'de dezenfekte yapmışlar. Damgayı vurmuşlar. Şurada da bal mumu var. O bal mumuyla da mektubu açmış, dezenfekte yapmış, tekrar kapatıp tekrar bal mumu takmış. O. Şu. Asıl bal mumu bu şeyin. Burada 12 kreuzer almış. 12 kreuzer o zamanki ücret şeyi. Yani buradan Avusturya'ya mektup gönderse 12 kreuzer para alıyor. Postane burada. 1 kuruş 10 para var burada. Bir de bak burada yazıyor şu. Şu paraf hepsinde vardır. Bütün 1830'lu mektupların tamamında bu paraf vardı. Ben bunu bulana kadar canım çıktı. Nedir? Meğerse burada 1 para 10 kuruş yazıyormuş. Ya şey 1 kuruş 10 para yazıyormuş burada. Bunu öğrendik. Bunun anlamı da şu. Sınıra kadar ücret alıyor. Sınıra kadar Yeniçeri eşlik ediyor bu posta arabasına. Sınıra kadar bir ücret alıyorlar. Sınırdan sonra ne yaparsan yap diyor. Git diyor. Yani o ücret de o. Bunu şey yapan adam onu da veriyor. Değiştirelim. Şimdi Osmanlı'da kullanılan damgalar bunlar. Bunları biliyoruz. Herkes biliyor hemen. İşte bu Tırnava'dan İstanbul'a gönderiyor. Bu da zaten Turan Bey burada geçen sene şey yaptı o tarifeler falan onlar hiç girmiyor. Yani onların bir ücret tarifesi var işte 3 dirheme bir para. İşte ondan sonra bir buçuk filan öyle gidiyor şeyler filan. Yol saatine göre. Yani böyle bir bunun hesabı kitabı var. Böyle bir hesap yapılıyor. Bu hesaplar hemen 3 aşağı 5 yukarı tutuyor. Yani yabancı nasıl yanlış yaptıysa kendi de yapıyor aynı şeyi hesabı. Ama adamın önünde makine yok bir şey yok ama yapıyor. Yani yapmış şey genelde bu hesaplar doğru çıkıyor. Yani 3 aşağı 5 yukarı doğru çıkıyor. Yani değiştirelim. Bu mesela Adana'dan Halep'e gitmiş. Ara bir geçiş o. Mesela ben onları seviyorum. Bir, geri alırsak. Şuradan bakayım. Mesela bu mektup Tarsus'tan Halep'e gitmiş. Şimdi ben bunları seviyorum mesela. Bu ara geçiş. Ara güzergah diyorum ben onlara. Direkt mesela İstanbul'a gelmiyor. Öbürkü bilmem nereye gitmiyor. Yani direkt böyle hep İstanbul değil. Mesela bu ara bir güzergah. Bunlar güzel oluyor. Bu yakın post, noktalar çünkü tarzı. Tabii post. Yakın noktalar. Yani. Yakın. Hepsi yakın aslında. Zaten şey, fiyat olarak da ucuz. Yani şey az bir şey almış. Bu Halep. Bu Justiniani Marco Polo. Bu adamı da araştırdım ben. Halep'te çok meşhur. Değil mi? Hep bunun mektubu var. Bunun arşivi de işte. Bak o arşiv.
Bizim o Nikola'nın arşivi gibi, demek ki bu da çıkmış ortaya. Çok güzel, bunun mektupları vardı böyle, çok güzel yazılmış falan. Bu da mesela İskenderun'dan gene Halep'e gönderilmiş. Ondan sonra Halep'ten İstanbul'a gelmiş mesela. Burada tahrirat-ı mühimme var. Tahrirat-ı mühimme dediği resmi evrak aslında bu. Yani devlete ait ya da işte içinde ne artık ne var, dilekçe vardır, şey vardır ya da bir terhim beratı falan. Bu postane olmayan yerler. Yani postane şöyle olmayan yerler. Yani Filibe'nin yakınlarında bir yer bu. Oradan göndermiş, Filibe aslında Filibe'den geliyor buraya ama onun ismini yazıyorlar. Gönderdiği yerin ismini buraya yazıyorlar. Yani aslında mektup o güzergahtan buraya geliyor. Kalfer mi o? Kalfer, evet. Kalfer 1868'de açıldı. Postane. Buyur, bak işte bunu da 1757'de göndermiş. 1857'de. Arada demek ki 10 sene var. Bak 10 sene önce göndermiş. Adamın postanesi yok. Gönder, buraya yazmış ama bak postacı. Demiş Kalfer, ki bu Kalfer'den geliyor diye. Mesela Bilecik. Buyur. Buraya, bak buyur, 10 sene işte o adda bu 1845, bir de bu ilk dönemler falan yani daha yeni açılmış postane, hamire falan işte o dönemlere ait bir mektup bu. Ya şeyler falan aynı, hesaplamalar falan aynı geri. Bu posta emaneti, bu da ilginç bir abi konu ya, bu emanet posta altın taşıyor. Şimdi 1862 değil mi abi, 1862'ye kadar bunlar altını bayağı taşımışlar yani. Arabayla taşıyor aldı. Ondan sonra havale sistemine geçirmiş. O taşınan şey şu. Bak burada yazıyor mesela. Kaç altın? Bu Kamondo'ya gelmiş bunlar. Bir de bu çıktı şimdi. Kamondo, banker Kamondo vardır. Onun mektupları bunlar. Onlara altın geliyor abire. Bak 8700 altın, altın demiş. Üstünde emanet var bu. Emanet olarak gönderiyor bunu. Taşıyor adam onu. Yani şeyle beraber. Ondan sonra burada 36 bin altın mesela şurada. Bak emanet demiş üst tarafta. Burada altın demiş 36 bin. Şunlara gelince bunlar da tılsımı bunların. Bunların kendi tılsımları. Bu tılsım işini de biraz araştıracağım daha da. Konu. Ha? Çok nemli. İlginç bir konu değil mi? Tılsım yani çok. Bunlar duyduğuma göre bunlar yani bizdeki tılsımların bazıları burçlardan vesaireden filan çıkıyor. Astrolojik şeyleri var bunların, anlamları var. Bir dahaki senelerine geliyor. Nota veriyor, İngiliz hükümeti Osmanlı'ya nota veriyor bu adam için. Diyor bunu çıkaracaksın. Çıkartmayacağım, çıkartırsın, çıkart. En son çıkartıyorlar. Bunu tutuklayan adamı da sürüyorlar. Bak, bunu tutuklayan adamı sürüyorlar tabii. Adam kahrinden ölmüş. Ondan sonra buna da şey veriyorlar abi bak, zeytinyağı alma lisansı veriyorlar. Gazete çıkartma imtiyazı veriyorlar. Bir de madalya veriyorlar buna. Hem tabii çıkıyor. Çok bu şimdi zeytinyağını bir Rus'a satıyor. Bu akıllı bir adam bu. Gazeteyi de kendi çıkartıyor. Gazetede Ceride-i Havadis abi. Bildiğimiz Ceride-i Havadis gazetesini bu adam çıkartıyor. Fakat gazete satmıyor. Çıkartıyor bu adam gazeteyi. Gazete satmıyor. Bedava dağıtıyor gazeteyi. Bu adamın çok ilginç şeyleri var. O gazete sonra yarı resmi bir şey oluyor. Ruzname-i Ceride-i Havadis oluyor. Yarı bir resmi bir kaç şey oluyor. Kaç yılına kadar sahibi? 1836'da bu. 1840'da gazeteyi çıkartıyor. Ondan sonra bu öldükten sonra da oğlu devam ediyor gazeteyi çıkartmaya. Bunun mektubu çıktı bana. Bu adamın mektubu bu. Buradan yazmış. 1819'da yazmış şuradan. Mektup bu. Ondan sonra gene cross-writing yazmış, çapraz. Uyanık ya bu. Tek sayfa diye yazmış üstüne bir de. Tek sayfa, ulan tek sayfa bu, 10 sayfa yazmış adam. Cross-writing bir de bu, böyle bir de çaprazına yazmış bir de böyle. Ondan sonra buradan da anlıyoruz ki dostumuz çok kurnaz bir adammış. Ama bak single yazmış buraya. Şey o. Ama çok ilginç bir mektup bu. Yani adam burada daha gazete çıkartmadığı belki zamanına ait. Değiştirelim, hızlı gideriz ya. Heh, abi, bak senin Beduk geldi. Şimdi, tılsımlar var abi böyle. Bu Beduk dediği şu bak. Şurada yazmış Beduk. Gördün mü? 8642, Ebced hesabıyla bu. Bu melek var, melek mektubu götürüyor, yerine teslim ediyor. Öyle inanıyorlar ama bunun herhangi bir anlamı da yok Beduk'un. Yani Farsça bir şey olduğunu tahmin ediyor ama herhangi bir anlamı da yok. Yani bunun bu yazılır. Mektupların üzerine yazılır abi. Bak burada şurada da yazmış.
On süreç. Bak şu 8642. 8. Hep böyle yazarlar bak. Burada bir de Beduk yazmış üstüne. Eski yazıyla bak bir de Beduk yazmış buraya. Şu da ayrı bir tılsım. Bu da ayrı bir tılsım. Hani yerine isim diye. Bir de bizim Osmanlı mektuplarının başında Bimenni Tela yazar şu. Şu mutlaka vardır. Bunun da ismi anlamı Allah'ın yardımıyla. Peki alttakinin tübarlatlar ne acaba? Şunlar mı? Onlar da tılsım. İşte onları tarikatlar olabiliyor veya çeşitli bak dinler. Şurada da var. Evet. Gördün mü? Şurada da var mesela. Şunun anlamı da var. Bak şu var ya. Bak şu var ya. Şunun da bir şeyi var da onu çözemedim ben. Nedir? Yani onun da var. O çünkü Beduk yazdığı her şeyde o alttaki şey var. Helozon var. Tarifesi çıkar mı? Aa, bak bu son şey. En güzelini sona sakladım hocam. Evet hocam. Bak en güzelini sona sakladım. Uyanık arkadaşlar için en güzelini hocam sona sakladım. Bak şimdi burada Gallipoli diye bir şey var orada. Şimdi bunu bilmeyen adam hemen atlar buna. Oo Gallipoli, oğlum Gallipoli'nin böyle damgası mı varmış ya filan diye. Kaan, şimdi bunu Gallipoli değil yok. Yaşa bak orada şey koydum oraya. Ya neresi biliyor musun? İtalya'nın çizmesi abi, çizmenin en ucu. Evet. Şurada bir yer. Bak. Gallipoli diye bir yer. Bu neresi, neresi? Bu da Napoli. Napoli damgası bu. Ondan sonra Napoli'ye göndermiş adam bunu. Gallipoli diye orada yer varmış bak bu. En uçta bir yer. Ya, 1849. Sen şimdi bunu bilmesen sana gelip, aa derler Gallipoli'den gelmiş bu mektup.